Evet sevgili dostlar, 2 hafta bir yaptığımız TG Max'ın katkılarıyla düzenlediğimiz e-ticaret sohbetlerine tekrardan beraberiz. Zaman hızlı geçiyor. Bu etkinlikler sayesinde görüyorum. Daha 2 hafta önce burada sizlerle Cuma akşamı uzun uzun konuştuk ve bir baktık tekrardan gelmişiz. Öncelikle hoş geldiniz. Çok güzel, birbirinden değerli 3 tane konuğumuz var. Sevgili Serkan Saraçoğlu, Avva E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Müdürü. Serkan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Sevgili Berk Özer, Yargıcı E-Ticaret Müdürü. Berk'cim hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Ve sevgili Fırat İçmeli, aynı zamanda da benim tesadüf tabii ki bu. Çok eski okul arkadaşım, dönem arkadaşım Ankara Koleji'nden. Ofiscom'un genel müdürü sevgili Fırat. Fırat'cım hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar herkese. Seneler sonra burada karşılaşmak da kısmetmiş. Serkan seninle ikinci programımız. Evet. Senle de herhalde 1,5 sene önce fiziki bir etkinlik yapmıştık. Yapmıştık aynen. Şimdi yeni normal bu. Artık online abi. Aynen Aynen. öyle. Şimdi çok güzel sorular var. Sizlerle de konuştuk. Bu kadar yoğun tempo içerisinde çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Rica ederim. Teşekkür Şimdi ederiz. dostlar, yavaş yavaş sayılar artıyor. Aşağıdan görüyorum. 2 tane ricam olacak. Bir tanesi aşağıda görüyorsunuz chat ve Q&A var. Sorularınızı Q&A'ya yazıyorsunuz efendim. Ben bu soruları görüyorum, inceliyorum. Zaten bazı sorular varsa o bende, onları sormuyorum. Zaten sırası gelince cevaplanıyor. Bazen sorular aynı sorular olabiliyor, onları atlıyorum. Yani şunu demek istiyorum, bütün sorularınız bizim için çok değerli. Hepsini soruyoruz, hiç merak etmeyin. Bazen 15 dakika sonra tekrardan aynı soruyu soruyorsunuz. Ya hocam bizim soru kaynadı mı falan? Kaynamıyor efendim. Hepsi kontrol altında. Kime soru soracaksınız? Önce onun ismini yazın. Çünkü kime acaba bu diye bir düşünüyorum bazen. Takdir edersiniz ki hem canlı yayın yapıyoruz, hem konuklarla konuşuyoruz, hem oraya bakıyoruz. Biz de insanız. Bazen atlayabiliyoruz. O yüzden bir de şey rica edeceğim. Yani böyle bazen abi uzun destan gibi soru geliyor. Ha, okuyana kadar ben anlamıyorum. Kafam karışıyor. Kısa kısa. Hani diyor ya Cem Yılmaz. Little little into the middle. Ortaya kısa kısa yazın abi. Ben hemen rahat bir şekilde sorayım. Ondan sonra bakıyorum, chat'e bakıyorum kimler gelmiş. 2 tane merhaba gelmiş. Evet sevgili Murphy Menahem, hoş geldiniz efendim. Benim gibi tetli ancak daha genç olanları görmek ne güzel demiş. Murphy Bey hoş geldiniz. Sevgili Mehmet Bey iyi akşamlar demiş. Güzel bir sohbet diliyorum demiş. Murat Acar, onunla da konuşmuştuk bugün. Merhaba. Muhammed Tanyeli, Yüce Tan Çohadar, Murat Erdoğan, haftaya da oradayız demiş. Bu hafta da buradayız. Haftaya da gelin. Her zaman bekleriz efendim. Orhan Can, herkes geliyor. Bir hanımefendi ilk defa yok mu diyecektim. Duygu Hanım bir merhaba demiş. Plus Cloud. Duygu Hanım da hoş gelmiş. Evet. Şimdi arkadaşlar yeni normale girdik. Dün gece yarısı sokağa çıkma yasağı dendi. Dedim ki Allah dedim sokağa çıkma yasağı var. Hani tamam herkes duysun da sokağa çıkma yasağı olunca biliyorsunuz hani kimse çıkmıyor. 3.000 lira ceza yememek için. Bir kadar coşuyor bu an bir yana. Bir Aynen. anda öğlen haber geldi ki çıkma yasağı iptal oldu. Aynen. İşte yap boz gidiyoruz bakalım. Belki birazdan yine yasak gelebilir. Aynen. Ben o yüzden hızlıca başlayayım. Yani yasak gelirse belki eve oğlana su alacaksınızdır. Ne bileyim eve çiftliğe kalacaksınızdır. Hafta sonu geldi. Evet. Yalnız Serkan senin arka taraf abi şey sen İngiltere'de misin? Are you in UK? Böyle arka taraftan güneş geliyor. Ne iş? Böyle kız kardeş. Hello, I am from. Bizim burada birazcık geç batıyor galiba. Ben vallahi biz karanlıktayız yani ışık mışık yaktık sen böyle arka taraf değil mi dostlar yani Serkan Bey'in havası böyle çok acayip. Kısabilirim, sıkıntı değil. Yani İngiltere havası böyle yani İngiltere'deyim Evet. falan diye. Süper. Şimdi sıralamayı şöyle yapalım. Serkan senle başlayalım. Tamam. Serkan, Berk ve Fırat şeklinde eğer sizin için uygunsa Tabii ki. ama aralarda girin tabii ki. Hani serbest platform, samimi bir ortam. Şimdi ya yani 3 ay su gibi geçti. Yani gerçekten 3 ay boyunca korona dedik, evde oturduk vesaire, korktuk, ettik. Ve şimdi de yeni normal deyip döneme girdik. Yani, ne oldu anlamadım. Ne olacak onu da anlamış değilim. Kafam daha da karıştı. Şimdi şeyi soracağım. Tabii sizin tarafta, online tarafta inanılmaz bir hareketlilik oldu. Dükkanların da kapanmasından dolayı herkes online tarafta inanılmaz bir harcama yaptı. Aldığımız rakamlar da, BKM'den aldığımız rakamlar, TG Maks'tan aldığımız rakamlar bu şeyi de destekliyor. Evet. Serkan senden başlayalım. Ya bu illaki e-ticaret departmanı her şirkette olduğu gibi sizin için de çok değerli ama
Abi şimdi tabii bu işler böyledir. Bir yere çok talep artınca bir farklı bir bakış açısı gelir. Bakış açısı değişti mi şirketin? Bir de yani yatırımlar yapılması gündeme geldi mi? Yeni eleman alımı, yeni yazılımlar. Buradan bir başlayalım. Ondan sonra da Allah kerim devam ederiz. Buyurunuz. Tamam. Ben hem markamız özelinde hem de genel bir değerlendirme aslında olayı. Benim gördüğüm açıkçası şu. Şimdi biz zaten online hayatımızda her geçen gün daha da fazla yer kaplıyordu. Önümüzdeki yakın gelecekte de çok daha da fazla yer kaplayacağını zaten biliyorduk. Şimdi bu pandemi sürecine baktığımız zaman bu gelecek değişmedi. Evet. Bizi bekleyen bu gelecek değişmedi. Fakat bana kalırsa pandemi bu geleceği bize bugünden bize onunla karşı karşıya getirdi. Yani burada bahsetmek istediğim şu. Teknolojik bir gelişimden bahsetmiyorum ama adaptasyondan bahsediyorum. Evet. Biz bu adaptasyonu belki birkaç yıl sonra ülkece yaşayacaktık. Fakat biz bugünden yaşadık. Yani teknolojik olarak şöyle bakmayın. İşte İstanbul sokaklarında salgın sebebiyle işte insanlar sokağa çıkamayınca hiçbirimiz evimize işimize otonom araçlarla gitmedik. Veya işte kuryeler dağıtım yapamayınca dronlarla dağıtım yapmadılar. Böyle bir teknoloji gelmedi ama baktığı zaman işte online eğitim, ne bileyim alışveriş, bankacılık, market gibi teknolojilerin benimsenmesi ve kullanımı tavan yaptı. Ve baktığımız zaman istatistiklere de bu şeyi pik yaptıran sadece mevcut online müşteriler değil. Çok fazla new buyer girişi oldu. Adam hiç internet alışverişi deneyimlememiş kişiler sisteme dahil oldular. Ve bir anda hacim hiç beklemediğimiz şekilde arttı. Yani şimdi diyebilirsiniz ki işte satışlar iyi, ne güzel cirolar arttı falan ama öyle değil aslında. Baktığımız zaman hazır olmadığımızı gördük. Yani birçok markanın işte UX'dir, ne bileyim operasyondur, işte CRM'dir, depodur, bütün hizmetlerinde eksiklikler ortaya çıktı. Ve sadece marka bazında da değil bu. İşte kargo şirketlerinde sıkıntılar oldu, altyapı sağlayıcılarında sıkıntılar oldu. Yani ekosisteme kim dahilse herkeste bu sıkıntı ortaya çıktı. Şimdi diyebilir ki insanlar da kardeşim e-ticaret hani büyüyor, siz buna kafa yormuyor muydunuz, beklemiyor muydunuz, göz ardı mı ediyordunuz? Hayır öyle de değil tabii ki. Sektör zaten her yıl %30-35 organik büyüyor. Biz bunu zaten görüyoruz. Planlamayı da buna göre yapıyoruz ama işte bu gelecek geldi durumu herkes hazırlıksız yakaladı aslında. O adaptasyonu biz o kadar erken beklemiyorduk. Ne oluyordu? Black Friday dönemleri, kampanya dönemleri oluyordu. Ama ne tarihte artacağını satışın, ne tarihte peak yapacağını, ne kadar sürede düşeceğini biliyorduk bu. Pandemi herkes için bir muamma. Yani ne kadar sürecek? İnsanlar parayı tutacaklar mı? Sadece markete mi arayacaklar? Alışveriş mi yapacaklar? Biz bilemediğimiz için bütün sistem sıkıntıya girmiş oldu. Bu saatten sonra baktığım zaman artık kendi markam olarak da söylüyorum. Hani genel olarak da söylüyorum. Bence çok daha hızlı hareket etmek lazım. Hani online yatırımları gerçekten çok fazla arttırmak lazım. Yeni normal bu. Nasıl e-ticaretin ilk başladığı yıllarda buna inanmayan, yani internette satış mı olur diyen markalar bugün piyasadan çekildilerse bundan birkaç yıl sonra bu ivme ayak uyduramayacak markalar da aynı duruma düşecekler. Biz avlu olarak hani e-ticaret çok fazla fokus bir firmayız zaten. Yani bütün adaptasyonumuz o yönde ama biz bile içeride birkaç yıl sonra planlarını bu yıla çekip nasıl daha hızlı ilerleyebiliriz, nasıl adapte oluruz onlara bakıyoruz açıkçası. Hadi hayırlısı. Berk senden devam edelim ama öncelikle şeyi de atladım. Berk ve Fırat hayırlı olsun. Berk senin herhalde 3 ay mı oldu? 3 ay oldu aynen. Teşekkür ederim. Fırat senin de daha yeni 1 ay değil mi? 2 ay diyelim. Nisan ay. Başıydı ve başlayamadık. 1 Nisan'da başlayacaktık, başlayamadık. Hayırlı teşekkür ederim. İkiniz için de inşallah başarınızın daha katlanarak gideceği günleri görürüz. İnşallah. Berk sizde nasıl durumlar? Valla şöyle diyeyim, tabii benim için de değişik bir başlangıç oldu şimdi, sen de hatırlattın. 11 Mart'ta mıydı galiba, Türkiye'de pandeminin ilk yaşandığı, ilk virüsün yaşandığı gün. 13 Mart'ta okulların tatile girmesi, ben işbaşı yaptım. Bir gün ekiple birlikte şirketteydik. Ondan sonra biz e-ticaret olarak zaten yavaş yavaş dışarı home office'e geçtik. Sonra zaten bütün şirket home office'e geçmek zorunda kaldık. Yani ben sadece bir gün ekiple ofiste bulundum. Geri kalan bu işte 1 Haziran'a kadarki olan 2-2,5 aylık zaman diliminde hep uzaktan sağlıklı, güvenli bir şekilde ekiple birlikte yönettik tüm süreci. Döndünüz mü şu anda? Ofiste mi çalışıyorsunuz? Şu anda şöyle yaptık. Tabii yeni normali hep konuşuyoruz. Bu da yeni normal hayatımızın bir parçası artık. Biz haftada bir gün şirkette bulunuyoruz. Bütün toplantılarımızı, şeylerimizi bir güne topladık.
Sağ olsun insan kaynaklarımız da burada bizim yanımızda oldu. Bir gün ne topladık. Geri kalan 6 gün dediğim, bizim zaten e-ticaretin cumartesi pazarı da yok. Akşamı sabahı da yok. 6 gün home office'ten çalışıyoruz. Bir gün hafta içi şirketten çalışıyoruz. Şu andaki durum bu. Yani e-ticaret bizim hayatımızda neler değiştirdi? Bir kere bütün şirketlerdeki gibi bizim şirketin de bakış açısı zaten olumlu yöndeydi ama tabii rakamlar da geldikçe, operasyon da daha da iyileştikçe doğal olarak önem seviyesi çok daha arttı. Pandemi döneminde bütün departmanlarımızın, genel müdürümüzün katılmış olduğu toplantılarla birlikte nasıl daha iyileştirebiliriz süreçlerimizi, daha ne kadar ileriye götürebiliriz şeklinde düzenli toplantılar da yaptık. Çok yani bayağı bir irdeledik kendi sitemizi, kendi operasyonlarımızı. Hatta Ramazan bayramına girmeden önce de genel müdürümüzün bir maili vardı tüm şirket nazarında bizlere ilettiği. Tabii yani insan mutlu oluyor. Ben kendi ekibim adına da çok gurur duydum böyle bir mail almaktan. Çok onurlandım. Hoşuma da gitti. Tabii yeni normal dediğimiz süreçte tüm şirketlerde çeşitli olgular, olumlu taraflar var. Fakat ben dünya nazarında da baktığım zaman eskiden şöyle bir algı vardı. Bunu ben yakın zamanda birkaç sohbette de dile getirdim. Hani beyaz yaka, mavi yaka ayrımı vardı normal piyasada. Şimdi yeni bir şey çıktı, sözcük. Altın yaka. Altın yaka sözcüğü çıktı. Altın yaka sözcüğünün altında işte böyle güvenli, evden çalışan, online üzerinden işlerini yürüten ve internetten satış yapan, biraz önce dediğim gibi online işlerini yürüten bir değerli bir hizmet çalışanı ortaya çıktı. Tabii ben ekibime de çokça bunu aşılıyorum. Sizler altın yakasınız diyorum. Onların da hoşlarına gidiyor. Yani böyle bir böyle bir süreç çıktı ortaya. Yani dünya değişiyor, Türkiye değişiyor. Şirketler de buna ayak uydurmak zorunda artık. Bu süreçte. Yani ayak uydurabilen ayakta kalıyor. Ayak uyduramayan biraz daha sıkıntılar yaşıyor bu süreçte. Mahkum, doğru söylüyorsun. Fırat sen de yani 2 ay olacak işte. Senin de öyle bir dönem değil mi? Geri gelmez. Sen de Berk gibi misin? Kimseyi görmeden mi başladın? Nasıl oldu? Şöyle tabii bizim holding bünyesinde daha önce bizim holdingi başka bir şirketin genel müdürüydüm ben. Öyle bir bizde rotasyon oldu diyelim. Rotasyondan dolayı zaten ya hem şirket holdingin içinde olduğu için zaten şirketin aslında birebir faaliyetlerinde çok yakından olmasını takip ediyordum. Evet. Bu rotasyon esnasında tabii iş devirileri sebebiyle aslında da çok daha öncesinden işin içine girmeye başlamıştım. Nisan ayında da işte hani resmi olarak da resmi giriş 1 Nisan'dı. Tabii 1 Nisan oldu. Böyle şaka gibi biraz oldu. 1 Nisan'a evde ben şirkete evde başladım. Güzel oldu, değişik oldu yani. Böyle bir şey de olabiliyormuş. Ama açıkçası hani benim tabii biraz bulunduğum konum da itibariyle ben çok fazla evde değildim. Ben zamanımın çoğunu yine de ofiste geçirdim. Bizim ekibin önemli bir çoğunluğu home office çalışmakla beraber işin lojistik ayağı olduğu için detaylarını anlatırım konuşmamızın ilerleyen dönemlerinde. Esas buradaki emekçiler, işi yapanlar da onlardır. Onlar işlerinin başında. O malzemeler evet sipariş veriliyor ama siparişi götüren birileri de olmalı. Önemli bir çoğunluk biz kendimiz yapıyoruz bu işlemleri. Bu sebeple benim de işin başında olmam gerekir. Dolayısıyla ben pandemi sürecinde de hala da sosyal mesafeye dikkat ederek, kurallara uyarak elimden geldiğince zaten ofise gidip geliyorum. E-ticaret konusunda da biz tabii zaten bizim varoluşumuz, kuruluşumuzun sebebi zaten e-ticaret. Dolayısıyla bu anlamda bizim tarafta 2012'den beri biz burada faaliyet gösteriyoruz. Ve bu e-ticaret konusunda bizim ağırlığımız kurumsaldır normal şartlarda. Ama hani ne değişti e-ticarette, bizim tarafımızda ne değişti derseniz, tabii ister istemez bu dönemde ofislerin, işte mağazaların, arkadaşların da zaten belirttiği üzere kapanmasından dolayı tabii bizim kurumsal taraf biraz yara aldı. Ama buna biz
çevik bir reaksiyon gösterecek, hızlı bir reaksiyon gösterecek. Zaten ürün gamımız da aslında bu elverişliydi. Biraz daha bireysel yönelmiş olduk. Hani bu bağlamda aslında kurumsaldan kaybettiğimiz bir anda bireyselden kazandık. Bu da neyi gösteriyor? Daha önce belki de OFX'i bireysel olarak takip etmeyen bir grup ister istemez bizden de haberdar oldu. Biz özellikle bir yatırım yapmadan. Bu da aslında aynı bağlamda evet e-ticaretin bireylerin de hayatına daha fazla girdiğini dolayısıyla hem şirketlerin biz de dahil olmak üzere belki daha fazla bireysel de yönelmemiz gereken bir döneme girdiğimizi bize kanıtlıyor. Zaten bu anlamda da biz de yatırımlarımızı ve bütün stratejilerimizi de bu bacağı da düşünerek yapıyoruz. Tek başına bu değil tabii, bu bacağı da düşünerek yapıyoruz şu anda. Süper. Bu arada yeni katılanlar varsa ki var, görüyorum rakamlar artıyor. En sonda, finalde biz bu maç gibi düşünün. 90 dakika yapacağız. Saat 9'da başladık. 10.30 gibi bitirmeyi düşünüyoruz. Bazen işte sorulan sorulara göre biraz 10 dakika oynayabiliyor ama finalde sevgili dostlar, Kahoot'la bir yarışma yapacağız. İlk üçü de çok güzel kitap veriyoruz. O yüzden sonuna kadar kalın, yarışmaya da katılın. Kahoot yarışması çok komik oluyor, çok acayip oluyor. Şimdi Serkan, sana döneceğim. Ben bütün hepinize farklı bir soru soracağım şimdi. Hepinizin şirketlerine baktım abi, tamam mı? Bilmediğim bir sürü şey öğrendim. Serkan, sizin şirkete baktığımda Avva 2000 yılından beri faal olan bir marka. 200'e yakın mağazası var. Dünya genelinde 4000 üzerine satış noktası var. Ben çok şaşırdım buna. Bilmiyordum çünkü. Sadece Amerika'da 600'ün üstündeymiş. 120 ülkede tescillenmiş bir marka. Şimdi benim cahilliğim olabilir. Aklınıza sığınıyorum. Ama Avva'yı ben ilk Murat Boz'la tanıdım. Murat Boz'u da ilk O Ses Türkiye'yle tanıdım. O da ayrı mesele. Tamam mı? Şimdi acaba dedim, yani bir de yani şimdi bakıyorum rakamlara, yani yurt dışında çok faalsiniz. Acaba dedim öncelikle hep yurt dışına ağırlık verdi. Yurt dışı piyasası çok daha değerliydi. Ondan sonra Türkiye'de aslında 200 tane mağaza var ya, 200'e yakın. Yani ben en azından niye geç duydum? Daha yurt dışına mı yatırım yapıldı? Onu bizimle biz paylaşır mısın? Bir de böyle yani online mağazanız ne kadar aktif? Avva.com ve ha, böyle rakamlar varsa seviyoruz rakamları. Bir webrazi değiliz ama hani varsa rakamlar paylaş, yani böyle gizli olmayan rakamlar varsa da duymak isteriz. Tamam. Birazdan geliyoruz. Bu söylediğin aslında doğru. Yani şimdi Avva markası Dido gruba bağlı bir şirket. Grubun genlerine de baktığın zaman bir toptancılık zaten var. Bu kenarda bir dursun. Ama bu söylediğin aslında bir strateji. Yani hani baktığın zaman 3 fazda hesaplanmış bir strateji. O nasıl? Yani şöyle açıklayayım. Birinci fazda işte toptan ağırlık vermek. İşte yurt içi yurt dışı franchise'lar, master franchise'lar, satış noktaları yaratmak. İşte bu evrede ürün kalitesi odaklı ilerlemek. Piyasa feedbacklerini toplamak gibi bir dönem. İkinci fazda merkeze bağlı mağazaları çoğaltmak. Hizmet altyapısını geliştirmek. İşte koleksiyon öne çıkarmak gibi ikinci bir faz planlanmış. Üçüncü fazda senin söylediğin Murat Boz dönemi oluyor. Artık işte branding'i arttırmak, reklam pazarlama faaliyetleriyle işte markayı hani bilmeyen kalması şeklinde duyurma noktasına geldik. Bu süreçte bu ilerleme nasıl oldu? Hani şimdi diyorsun ya, bu kadar nokta olduğuna şaşırdım. Buradaki hani alt metinde şu soruluyorsa işte Avva'nın alameti farkası ne diye. Şöyle açıklayayım ben onu mesela. Bizi erkek markalarına ayıran özellik bizim smart casual bir marka olmamız. Smart casual dediğimiz ne? Tam karşılığı aslında rahat ve şık diyebiliriz. Tam hani karşılığı bulabilirsek. O da hani biz nereden yola çıktık? İşte erkeğin günlük hayatının her anına uygun olabilecek rahat ve şık bir koleksiyon. Bizim orada önerdiğimiz iddiamız aslında bu. Hani kafada canlansın diye de söylüyorum. Hani kimdir bu Avva erkeği derseniz. Hani kitle olarak baktığınız zaman işte 18-45 yaş arası olabilir ama canlı bir örnek vereyim diye söylüyorum. Az önce sen de ismi telaffuz ettiğim için söylüyorum. Murat Boz mesela. Ha, şu değil ama Murat Boz bizim işte marka yüzümüz olduğu için bu ürünleri giymiyor. Biz Murat Boz'la çalışmadan önce Murat Boz Avva ürünleri zaten giyiyordu. Yani Murat Boz'un tarzı smart casual bir tarz. Bizim celebrity olarak onu seçme sebebimiz de zaten buydu. Bizi temsil edecek Avva erkeği Murat Boz'du. O yüzden seçtik. Yani o birçok celebrity'nin içinde Murat Boz'u hani bize bana soruyorlar bazen neden Murat Boz'du? Aslında cevabı bu. Smart casual da niye üstüne basarak açıklıyorum biliyor musun? Smart Casual koleksiyonun önemi şu. Biz erkekler çok fazla modadan açıkçası anlamayız. Yani biz çocuk yaşta işte annemiz bizi elimizden tutardı. Derdi ki sana bu uyar derdi. Giyerdik. Sonra sevgilimiz oldu, evlendik, eşimiz. Hala öyle yani. Sana bu olur, sana bu olur. Çok fazla bilmeden şey olduk. Karıştırma şimdi. Hanımlar. Eski dönemlerde. O yüzden koleksiyonu o yüzden üstüne basarak söylüyorum. Smart Casual'ın farkı şu.
Eskiden erkek markası dediğiniz zaman veya işte erkek mağazası dediğiniz zaman hala bile kafanızda canlanacak görüntü takım elbise, kravatlar falandır. Ama biz bunu marka üzerine kırdık. Çok daha genç ve işte daha tasarım bir koleksiyon, o klasik markalardan ayrıştık. Aslında gücümüz de buradan geliyor bizim. O yüzden bu smart casual'ın aslında ne olduğunu, hani hayatımıza yeni girmiş gibi ama aslında var olan bir şey. Biz sadece bunun özelinde konumlanmış bir markayız. O yüzden de bu satış noktalarında işte büyümemiz, mağazaların, bayilerin büyümesi, satış noktalarının artması sebebi aslında buradan geliyor. Yani o birazcık içinde olmamız o kitlenin. E-ticaret tarafına bakarsanız da ben 3 yıldır buradayım ama e-ticarette Avva.com.tr 2009 yılında başlamış. Yani o rakipleri arasında hatta birçok markaya göre ilk girenlerden. Fakat az önce yukarıda anlattığım strateji gibi, yani işte öncelik ürün kalitesi olsun, koleksiyon olsun, ama işte altyapımız olsun, operasyonumuz olsun gibi. Offline'da olduğu gibi online'da da işte bir bekleme dönemi ve sonrasında bir ilerleme var. Onda da işte o yüzden son 3 yıldır bir gaza basmış durumdayız. O 3 yılda bana denk geldiği için mutluyum açıkçası. Övgüleri zaman zaman fazla hani almış oluruz ekip olarak hani. İstatistiklere baktığımızda da bugün hani sadece erkek koleksiyonu olan ürünler, markalar arasında öncü duruma da geldiğimizi görüyoruz. Ama biz hep şunu söylüyoruz. Bizim burada amacımız ciro falan değil. Biz bir lan mark olmak istiyoruz. Yani buradaki kafamızdaki bizim görüntü o. Ciro'dan çok sevilen, işte her zaman tercih edilen, hani bir şey vardır ya işte AVM'de offline'dan hani örnekleri, bir online olarak gittiğiniz zaman şu markaya bir bakayım dersiniz ya. O denilen marka olmak istiyoruz erkeklerin gözünde. Bütün planlamalar da o şekilde. Şimdilik de iyi gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Harika. Belki şimdi yargıcıyla alakalı ufak bir anekdot aktaracağım sana. Ben ortaokuldayken, orta sonda falan ki abim de üniversiteye girmiştim. Abimin çok güzel bir yargıcı gömleği vardı, tamam mı? Siyah, beyaz çizgili ve yılbaşında almıştı ya da hediye gelmişti. Bir tane çok güzel bir kravat vardı. Yine siyah ve beyaz puanteli böyle noktalı. Yani ben o kravata ve gömleğe aşıktım. O kadar güzel bir şeydi. Sonra ne oldu? Gitti işte bir şekilde eskidi vesaire ama yani o kravatı bulsam, görsem yine alırım. Ben biraz kravatları beğeniyorum. Hala giymiyoruz ama yani iş dünyası artık değişti tabii. Takım elbise de giymiyorum şeyler ama kravat konusu, gömlek konusu çok şey. Biraz size baktım. Yani 78 yılında benle yaşıtsınız. Biraz daha ufaksınız. Osman Bey de erkek gömleği satan bir mağazaya başlıyor. 88 yılında bir kadın koleksiyonu giriyor. Kozmetik, aksesuar, dekorasyon, ev aksesuarları satılmaya başlıyor ve şu anda çok ilginç. Sadece kadın var. Erkek kalmamış. Yani ve Türkiye dışında da Almanya, Gürcistan, Suudi Arabistan, Lübnan gibi yerlerde de mağazalar var. Ben şunu merak ettim. Yani erkeklere ürün satan bir firmayken kadınlara dönmek çok büyük bir risk. Yani satıcının ona göre erkek ürünler satan elemanların onu biliyor. Kadının olayı çok farklı. Erkekle kadınla satış yapmak çok farklı. Mağazanın dekorasyonu çok farklı. Ürün gamı çok farklı. Her şey çok farklı. Yani nasıl, neden böyle bir şey? Evet, kadınlar daha fazla da şey yapar mutlaka ama yani başka bir şeyler de olması lazım mutlaka. Ne diyorsun? Onu da senden dinleyelim. Bir de rakam varsa, rakamları seviyoruz. Hani paylaşılan rakamlar varsa pek Serkan çok şey yapmadı ama belki senden bir rakam çıkar. Rakamları biraz belki sonlara doğru bırakırız diye sorulara göre. Son dakika şeyi. Evet. Aynen. Ya dediğin doğru. 78 yılında Osman Bey'de Emir Yargıcı ve kardeşinin erkek gömleği üzerine açtıkları bir mağaza Yargıcı. İşte Türkiye'de sen de dediğin gibi hazır giyim sektöründe erkek ile başlıyor. Fakat o günlerde başladığı yıllarda Türkiye'de çok yeni işte oluşmaya başlayan ve sıra dışı kabul edilen, Avrupa'da ise büyük beğeni toplayan bu pastel renkler var. Pastel renklerin kullanımını o dönemde kadın müşterilerin çok ilgisini çekiyor. Evet. Yargıcı erkeğindeki. O pastel renklerle birlikte kadınların markaya duyduğu ilgi artıyor. Bu ilgi üzerine 1988 yılında Yargıcı ilk kadın koleksiyonunu açıyor. İşte daha sonrasında işte kozmetik, aksesuar işte tamamen kadına yöneliyor. Şu anda da hatta işte kullanıcılarımız çok iyi bilir. Yani rahatlığı, şıklığı, işte sadeliği, kadınların iş ve ev yaşamındaki hayatlarını
rahatça ve kendilerini beğenerek sürdürebilmeleri için tamamen buna yöneliyor marka. 2015 yılında ise stratejik bir karar alıyor ve Yargıcı Homeworks mağazalarını açıyor. Bu Yargıcı Homeworks mağazalarında da aslında şu planlanıyor. Yani o yargıcı kadınının şıklığını ve sadeliğini yaşam alanlarında da taşıması planlanıyor. Yani tüm dekorasyon, ev aksesuarları, mobilyaları tek bir çatı altında toplayıp o yargıcı kadının yaşam enerjisini ve şıklığını evinde de hissetmesini veya işte seyahatlerinde alacağı dekorasyonlara kadar bunu hissetmesini sağlanıyor. Bunun üzerine kuruluyor. Şu anda da Homeworks ve sadece kadın giyim üzerine devam ediyor Yargıcı markası. Erkek tarafı yok. Yani kaybettiysen kravatı daha bulamazsın. Sürpriz yapar sizin yöneticiler. Bir yerden bulurlar. Belli mi olur? Eskiye gitmek lazım. Aynen öyle. Şimdi Fırat, senin tarafta da bir kere ofis eşyaları biliyoruz ama yani ben bugün bir baktım. Kardeşim kırtasiye var. Mutfak ürünleri var. Temizlik var. Mobilya var. Yani bir ofisin ihtiyaç duyacağı printer'ı var, şusu var. Bu arada sen demin dedin ya rakam B2B biraz şey oldu. Ben sana söyleyeyim, bu dönemde en çok alışveriş yapılan evlerde en azından printer'dır. Çocuğun okulu var. Abi bir şeye basacağız. Neye basacağız? Ben bir iki defa böyle dışarıdan basayım falan. Dışarıda nereye her dakika basacaksın? Printer aldık eve. Yani o printer, yani bir tane basit bir printer aldık. Printer'cılar, kartucular yaşadı. Şimdi çok üst düzey bir pozisyonda değişim başlandı. Sen şimdi buranın başına geldin. Eminim ki böyle bir senin de planların vardı ama firmanın da bir takım planları var. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bilmiyorum tabii dostlar. Ben genelde kadınlar çok ilgi duyar ya böyle ofis kırtasiye şeylerine. Ben bir erkek olarak defter ve kalem konusunda acayip şeyim. Bak böyle kalemlerim var tamam mı? Tertemiz tamam mı? Kurşun kalem. Abi kurşun kalem ve defter deyince bazen insanlar bana gülüyorlar. Benim için hayat duruyor. Yani iki saat böyle bir kitapçıda durabilirim. Bir de böyle kırtasiyelerde böyle bakıyorum. Yani çok ilginç kırtasiyeler oluyor böyle. Çok butik. Abi kaleme inceliyorum. Defterlere bakıyorum. Yurt dışında olsun, Türkiye'de olsun. İnanılmaz böyle ilginç şeyler. Tasarım da arttı. Biraz da galiba retro var. Eskiye dönüş var yani. Bu kitap, şey kalem, defter falan bunlarla alakalı da hiç bugüne kadar görmediğimiz. Yani senle biz aynı dönemde yaşadık. Evet. Aynı dönemin çocuklarıyız. Abi bir tane defter alırdık. Kalem alırdık. Yani belliydi. Şimdi acayip yüzlerce farklı marka, yüzlerce farklı tasarım falan. Şimdi sen şirkete başladın. Hayırlı uğurlu olsun. Yani değişim oldun. Ne tip bir şey bekliyoruz? Yani neler yapacaksın? Neler bizi bekliyor? Oradan biraz bahseder misin? Tabii tabii. Şimdi önce senin cümleye girişinden başlayayım ben. Evet, bizde 7 kategori var. İşte gıda var, temizlik var, kırtasiye var, işte kağıt ürünleri var, teknoloji ürünleri var, kartuşlar, toneller var, mobilyalar, hırdavat ürünleri var. Ve burada da 7000'den fazla üründen bahsediyoruz. Aslına baktığında. Dolayısıyla evet, insanların belki aklına ofis deyince daha standart şeyler geliyor ama hem ofislerin ihtiyacı anlamında hem de aslında bizim ürün gamımızı biraz zenginleştirmek anlamında bunların hepsi var. Hatta Serkan Bey, Avva da bizim müşterimizdir bu arada. Evet, Avva bizle çalışır. O da bilir. Yani bizim tabii çok fark yarattığımız noktalar var. Yani biz işte böyle çoklu noktalı yerlere hizmet vermede, bütün onların yetkilendirmesinde, yani farklı yetkilendirmeler, mağazanın sipariş verebileceği tutarlar, hangi ürünleri verebilir vesaire. Yani çok ciddi bir yazılım altyapısıyla çalışıyoruz. Ve bu noktada da işte farklı kategorilerde çok çeşitli ürünlerle hizmet veriyoruz. Senin dediğini bir de ben ekleyeyim. Evet, yazıcı satışları, bizim de yazıcı satışları arttı. Arttı mı? Evet, arttı. Ciddi oranda kartuş, toner yazıcı satışımız çok ciddi oranda arttı bu dönemde. Hatta akla gelmeyen bir şey daha söyleyeyim. Ofis sandalyesi dediğimiz bu tekerlekli sandalye, şu anda hatta birine oturuyorum ben. Bunların satışı da arttı. Yani çünkü insanlar evde otura oturma evet, düzenleri evet. Ona göre ayarlamak istediler ve dolayısıyla bu ofis koltukları, ofis sandalyeleri satışımız da arttı bizim. O anlamda enteresan gelişmeler oldu açıkçası. Şimdi bizim stratejilerimiz tabii ki dediğim gibi öncelikli olarak bizim önceliğimiz her zaman B2B ve kurumsal satış. Bunun yanında ama bireysel trafiğimizi de arttıracak şekilde belli ürün gamları da ekliyoruz. Ama en belki can alıcı diyebileceğim veya fark yaratacak diyebileceğim, yani sektörde zaten bu anlamda çok oyuncu yok bizim rakibimiz olan. Ama bizim
çok çok büyük fark yaratacağımız bir stratejimiz. Biz şu anda ekledik zaten. Bunu yapmaya da başladık. Biz Ofix üzerinden hizmet de satacağız. Nedir bu hizmetler? Yani satıyoruz da, satacağız derken şu anda satıyoruz, sattık, yapıyoruz da. Dezenfeksiyon hizmetleri. Ofislere, mağazalara, her yere dezenfeksiyon hizmetleri şu anda hali hazırda satıyoruz. Bunların dışında IT hizmetleri. Her türlü IT hizmeti, bunların bulut olabilir, işte donanımsal olabilir, her türlü aklınıza gelebilecek bir ofisin, mağazanın ihtiyacı olabilecek her türlü IT hizmetlerinde biz Ofix üzerinden zaten müşterilerimize sunmaya başladık. Ve ciddi anlamda da ilgi gördü. Yani çok kısa süre içerisinde çok olumlu dönüşler aldık. Çünkü burada aslında temel amaç, dünyanın da gittiği yer biraz o. Tek elden, tek muhatapla bir sürü sorunun çözülmesi. Şimdi bu değerli diğer arkadaşların yaptığı iş belli. Yani şu anlamda belli. Onlar sonuçta tekstil diyelim biz ona. Tekstil sektöründe mağazacılık yapılıyor. Şimdi orada mağazalarda veya ofislerinde bir yandan da işte kağıdı nereden alacağım, bilgisayarımı nereden alacağım, kartuşumu nereden alacağım, çayımı nereden alacağım, işte klimamın bakımını nereden yaptıracağım, IT hizmetini nereden alacağım, bunlar değil. Ana iş, core business bunlar değil. Core business herkes kendi ana işini yapsın. Biz zaten diğer her şeyle çözüm sunarız. Bizim varmaya çalıştığımız ve adım adım da ilerlediğimiz nokta aslında bu. Yani sadece ofis malzemesi, adı Ofix evet. Ofis malzemesi satan bir e-ticaret sitesi değiliz biz. Biz komple bir hizmet, ürün gamının tamamını en üst kalitede verme amacıyla yola çıkmış bir firmayız. Ve stratejimiz de hızlı bir şekilde aslında bu pandeminin de getirdiği belki bir avantaj da diyebilirsiniz buna. İster istemez çünkü hayat başka bir yöne aktı. Değişik şekilde yavaşladı. Başka yönde hızlandı belki ama bunları da hızlı şekilde biz hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla hani temel anlamda strateji ne dersen açık açık hani net olarak söyleyebileceğim şey budur. Komple bir hizmeti de ürünlere dahil etmek şu anda bizim yaptığımız. Şimdi sevgili Barış Uzundalga sormuş. Bende de bir soru vardı. Sağ olsun. Aynı soruları soruyoruz. Şimdi biz burada BKM verilerini paylaşıyoruz. İşte 5 milyon kredi kartı son 2 ayda ilk defa kullanılmış, sisteme girmiş. Efendim söyleyeyim, hijyen dolayısıyla temassız kart kullanımı artmış. Şimdi yani bir kere online alışverişi deneyimleyen bir kitle var. İlk defa deneyimleyen bir kitle var, ciddi bir kitle. Yani bunların bazısı belki 65 yaş üstü, bazısı değil. Mesela sizin, yani belki de bilmiyorum yaptınız mı, yani bir çekip datayı randomly, yani call center çağrı merkezini aratıp, ya ne iyi yaptınız, hoş geldiniz, ya kimsiniz, nesiniz, niye bugüne kadar hiç alışveriş yapmanız gibi daha, yani daha kibar tabii yani. Mesela sordunuz mu? Yani eğer sorduysanız hoşuna gitmiş mi? Ne cazip gelmiş? Neden senelerce hiç e-ticarete girmemişler, bu kolaylığı tatmamışlar? Onu bir merak ediyorum. Bir de Barış'ın sorduğu soru da şuydu, ben de aynısını soracağım. Bu devam eder mi, bu artış? Yani bir artış başladı, inşallah gider ama yani ama mağazalar açıldı şimdi. Tabii mağazalar da pay alacak. Ne diyorsun Serkan? Senden başlayalım. Tamam. Ya yani şöyle, zaten başta da söyledim. Çok fazla new buyer girdi. Biz bunu gördük zaten. Onları arayıp sormamıza gerek yok. Yani işte hani sen ilk defa mı denemiyorsun diye. Zaten çağrı merkezine gelen, işte chatten yazılan soruların tarzından biz onların yeni olduğunu anlıyoruz zaten. Evet. Yani orada bir sürü algoritma var. Şimdi saysam sabaha kadar sayarım. İşte segmentasyonlar falan. Adam chatten pantul var mı diye yazıyor. Şimdi bu adamın daha önce e-ticaretten bir şey almadığını ben zaten biliyorum. Tekrar onları arayıp bunu teyit etmemize gerek yok. Ama memnun kaldıklarına eminim. Çünkü hepsinde hani satışa dönme oranı çok fazla gitti. Yani yapamayacak olsalardı, beceremeyecek olsalardı bence orada o kadar conversion yükselmezdi. O yüzden de memnun kaldıklarını ve bu saatten sonra sistemin içinde de açıkçası hani yer alacaklarını düşünüyorum. Bu da kim diye soruyorsanız da bunlar Z kuşağı değil. Bunlar belki bizim Y kuşağının bir kısmı ama çoğunluk bir önceki kuşak. Yani gençlerin işte bir Facebook'a girdik ya biz mesela. Bizim işte ben 84 doğumluyum. İşte 80 sonrası grup bir Facebook'a. Ki zaten biz teknoloji çağı çocuğuz yani. 90'larda çocuktuk biz. Atari materiyle büyüdük hepimiz. O yüzden çok fazla teknoloji içindeyiz. Facebook'a biz girdik. Bizden 15 sene sonra büyükler girmeye başladı. Halalar, amcalar, teyzeler girdi. Onlar da bir geriden giriyor. Burada da aslında aynı şey oldu. Yani o mecbur kaldılar. Onlar zaten hani çok fazla tekrardan e-ticarete dahil olmak istemiyordu ama mecbur kaldılar. Eve kapandı insanlar.
Bir de o yaş grubunda dışarı çıkmak, gezmek, işte dokunmak eski alışkanlık yani. İşte dükkan gezelim, çıkalım. Bir aktivite onlar için. Bizim için değildi. Biz hep daha teknoloji içinde olduğu için daha hani kolay. Telefona işte yakındık, hemen iletişimimiz hızlandı falan. Onların daha böyle bir hani dokunma, gezme üzerineydi iletişimi. O yüzden de çok fazla yanaşmıyorlardı. Mağazaya gideyim, ürüne dokunayım falan, ama mecbur kaldılar. Mecbur kaldılar. Marketten yoksa alışveriş yapamayacaktı. Bir şekilde yapması lazım. Dahil oldular ama ben hepsinin mutlu olduğunu görüyorum. Ben marketplace'lerle de konuştuğum zaman da orada da aynı veriler var. Yani hani sadece marka özelinde değil, işte Trendyol'a da, hepsi buraya da giren çok fazla new user var. Ciddi var. Ve biz onları bu saatten sonra bu havuzun içinde bence tutarız. O yüzden ilk başta söylediğim adaptasyon da o yani. Biz bir anda ülkece range yükseldi yani. Aslında daha böyle bir mevcut bir kesim vardı. İşte kredi kartı sahibi, işte artık altın yaka diyor Berkan, işte beyaz yakaydı, mavi yakaydı. Onlar vardı. Şimdi o range iyice açıldı. O yüzden de artık bence bundan sonra hacim çok çok daha fazla büyük gidecektir. Bugün işte biz artık Black Friday etkisini yaşıyorsak, Black Friday'de neyin etkisini yaşayacağız? Onu bile anlıyoruz artık. Yani bu sistem nasıl dönecek? Onların yatırımını yapıyor olmamız lazım. Çok doğru. Zaten onunla alakalı sorular da geliyor, aktaracağım. Ama sen şimdi tabii böyle 15 yaş büyüklerimiz deyince böyle bir Fırat'la biz göz göze geldik ve ağlayacak. Ya siz... 10 yaş fark var. Üstümüze 5 yaş fark var. Bir şey kalmadı yani. X kuşağı diyeyim o zaman. X kuşağı. Hep oydun yani. Hani ben de hala bakarak alıyorum abi. Ne diyorsunuz? X kuşağı diyelim abi. Güzeldir. Dokunun abi. Şimdi sevgili Berk, ne diyorsun? Bu rakamlar sizde de devam eder mi? Bir de genel olarak ne görüyorsun? Şimdi tabii bu birkaç soru aslında içinde barındırdı. Hepsini cevaplayayım tek tek. Şimdi bu temassız kartlar, bu BKM'nin açıkladığı işte insanların kredi kartlarına yönelmesi doğal olarak e-ticarette. Bu devam eder ve özellikle belki önümüzdeki süreçte aplikasyonların daha da artacağı bir dünyaya doğru gideceğiz. App'lerin artması, kullanımları. Zaten mobil kullanıcı oranları çok fazla. Onu söyleyeyim. Biraz sonra onun da rakamlarını paylaşırız. Muhtemelen merak ediliyordur. Mobil aplikasyon var mı belki? Şöyle, mobil aplikasyon şu anda yok. Fakat yani yeri gelmişken onu da söyleyelim. Bizim yaklaşık olarak müşterilerimizin 1/4'ü artık mobil kullanıcısı ve biz işte Invion'la birlikte aplikasyon yapma aşamasındayız şu anda. Yani bir app'i yapacağız ama bunu bir lansman olarak şimdiden tam tarihi vermeyeyim. Biraz daha zamanımız var. Çünkü kafamızda planladığımız bazı işlerimiz var. Oturtmamız gereken. Çünkü app'i yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. Yani insanların şimdi Serkan da bana katılır, Fırat Bey de katılır. Yani insanlar alıyorlar app'i, indiriyorlar. Ondan sonra yer dolduğu zaman siliyorlar. Yani bunu yapmanın bir mantığı yok bunu. Serkan, sizde var mı app? Biz Digimax altyapısında var bizde de. Biz orada birazcık şeyde kaldık. Bizim de hani var projemiz, geliştiriyoruz. Digimax'la da görüşüyoruz. Farklı yerlerden de baktık. Nasıl yaparız? Ben de Berk gibi düşünüyorum açıkçası. Ya olacaksa hakikaten çok iyi olması lazım. Evet, evet. Yani çok orta ayar bir şey yapacağım ama mobil siteden de girse zaten olur adam diye düşünüyorum. Bir de ben şeyde de kararsızım. Hani sizin de fikrinizi alayım yani gelmişken. Mesela Trendyol uygulaması var. Adam bir uygulamayla işte atıyorum 1000 tane markayı cebinde tutabiliyor. Ama sen bir tane markayı cebinde tutmaya çalışıyorsun adamı. Bu çok fazla zor bir durum. Ne kadar tercih ediliyor? İlk başlarda uygulama indirme çok daha yavaşladı. Sanki birazcık o yavaşladığı gibi geliyor. O yüzden Berk'in söylediği çok önemli. Artık bu saatten sonra cebinde tutturma için çok farklı şeyler yapman lazım. Berk tam önemli noktaya girdi. Kusura bakma, böldüm Berk. Dediğin gibi yani indirmek dert değil, onu kullandırmak aslında. Kesinlikle. Ya biraz daha burada müşteriye şey yapman lazım. Yani nasıl diyeyim? Şimdi biz e-ticarette kullanıyoruz. Bunu söylesem yanlış anlaşılmaz herhalde. Havuç vermek lazım kullanıcıya. Yani biraz havuç vermek lazım. Ayrı bir dünya ya. Yani o ayrı. Tabii. O yani mobil aplikasyon için aslında ayrı bir dünya. Belki de yöneticinin olması lazım. Çünkü oradaki push notification başka bir olay, mesajlar başka bir olay. Yani orası başka bir dünya. Ve mesela ben de bakıyorum cep telefonuna. Bu ara biraz şeye başladım. Temizliğe başladım. E-mail ve app temizliğine, aplikasyon temizliğine. Bakıyorum şimdi. Yani abartmıyorum. Bu 2-3 günde 45-50 tane şey temizledim. E-mail geliyor.
yani şeyden sıkıldım, tamam mı? Yani mailler geliyor, yetişemiyorum, tamam mı? Yani çok artık, ya dedim ben bu kadar mail ne yapıyorum dedim, tamam mı? Yani sizlerden gelen falan mailler değil. Yani bu şey üye olduğumuz yerlerden. Ya baktım %90'ına bakmıyormuşum, tamam mı? Bir şey olmuş, merak etmişim, üye olmuşum. Sonra da çıkmayı unutmuşum ya da üşenmişim. Abi hepsinden çıktım, şu anda bir anda mail trafiğim azaldı. Senden gelen önemli maili kaçırmıyorum. App de öyle yani. Bir sürü aplikasyon var. Geçen 2 hafta önce onu temizledim. Bir sürü. Abartmıyorum. 25 tane 30 tane aplikasyon. Zaten yüklerken şeyi kapattıysan, hani sana şey göndermesini yasakladıysan, zaten sana ulaşamıyor gibi adam. Yani notifikasyon şey yap, notifikasyon göndermesin dediysen bitti yani. Aynen öyle. Yani daha konuyla alakalı uzmanlar varsa da yazsınlar lütfen. Fırat, sizde nasıl durum? Yani aplikasyon sizde var mı? Bizde aplikasyon yok. Biz dediğim gibi ağırlıklı kurumsal olduğumuz için zaten bir de bizim zaten yazılımımız mobil uyumlu. Gerçi bir yandan geliştiriyoruz. Herkes aynı şey dedi. Ben de diyeyim bari. Bir yandan da geliştiriyoruz. Bizim tabii kendi içimizde 15 kişilik bir yazılım ekibimiz var. Bu işin temeli yazılım. E-ticaret yazılımsız olmaz. Yani en üst sıraya yazılım koymanız lazım. Dolayısıyla biz her şeyi in-house olarak kendimiz yapıyoruz. O anlamda da bir çalışmamız da devam ediyor. Aplikasyon yok ama normal dediğim gibi mobil uyumlu web tabanlı olarak bütün e-ticareti oradan yürütüyoruz. Şimdi şeyle ilgili bir cevabımı vermek istedim. Bu evet kullanıcı sayısı arttı. Böyle kalır mı? Azalır mı? Artar mı? Şimdi ilk dokunarak almak dedik. Dokunarak almakla ilgili bence en iyi örnek şu. Bana sorarsanız kendi adıma da bunu konuşabilirim. Bundan 3-4 ay önce kıyafeti onu bunu falan geçtim. Ekmeği dokumadan alabileceğime inanmıyordum. Yani ben eve, değil mi? Yani ekmek dokumadan alır mı? Her, üzerinde şöyle bir parmak izi bırakacaksın. İçine göçüyor mu göçmüyor mu diye. Oradan anlarsın ekmeği yani. Ramazan periyesi. Tabii yani o dokumadan alamayacak şeyler zannederdin ama yani ekmeği... Parçası bile, yenip gelir eve hatta, değil mi? Yani o bile dokunarak dokunmadan alınabiliyormuş. Yani insanlar aslında bunu deneyimlemiş oldu. Tabii ki bu uç noktası bu işin ama aslında internetten alışveriş yapılabiliyormuş. Ve yapılınca da bunlar geliyormuş. Bir şey de olmuyormuş yani. Kimseye bir şey olmuyormuş. Gayet yapılabiliyormuş. Dolayısıyla bunu deneyimleyen insanların bunu devam edeceğini düşünüyorum. Bugüne kadar deneyimlemeyen insanların deneyimlememe sebeplerinden bir tanesinin de dokunarak almak dışında güvenilirlik olduğuna inanıyorum ben. Sonuçta işte kredi kartı bilgilerimi gireceğim, başıma bir şey gelirse vesaire gibi bence esas çekinilen nokta o. Yani onun için ağırlıklı olarak çok güvendikleri siteleri tercih ediyorlar kullananlar veya işte hiç kullanmayanlar var. Bu hiç kullanmayanlardan kullanmaya başlayanlar rında başına bir şey gelmeyince belki biraz korkuları azalmıştır bu yöndeki endişeleri. Ama yine de tabii şunu çok net ifade etmek lazım. Çünkü sonuçta evet bir bilgiye siz veriyorsunuz, kredi kartı bilginizi veriyorsunuz ve duyuyoruz. Pek çok olay oluyor. Biz en azından kendi adıma konuşabilirim. Biz web sitemizde 256 bit işte TLS 1.12 şifreleme protokolü kullanıyoruz. Kredi kartında işte EasyCo ile çalışıyoruz. Dolayısıyla bütün fraud'u o oradan topluyor, takip evet. ediyor. Dolayısıyla zaten müşteriyle bizim aramızda olan bütün internet trafiği hep şifreli gidip geliyor. Ya bırakın kredi kartını, bilgilerin bile çalınması imkansıza yakın. Hani hiçbir şey imkansız değildir. Tabii ki o kadar iddialı konuşamam ama imkansıza yakın. Bu bakımdan da insanları bunu deneyimledikçe dediğim gibi hem bir yandan dokunmadan ekmek bile alabildiğini görüp bir yandan da kredi kartı da öyle çalınmıyormuş şu deneyimledikçe güvendikleri markalardan, güvendikleri firmalardan, güvendikleri e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmaya rahatlıkla devam edebilirler. Ben bunu çok gönül rahatlığıyla söylerim. Ben bundan 8-9 yıl öncesinden beri, belki daha 10 seneden fazla bile olmuş olabilir. Ben lens kullanıyorum mesela. 10 küsur senedir ben lensimi internetten alırım. Yani gayet olmuyor, bir şey olmuyor, yanlış bir şey olmuyor. Yani bu hani sağlıkla ilgili bir şey, gözünüze taktığınız bir şey. Onun için bu örneği veriyorum. Evet. Çok ciddi bir şey bu yani. Bunu oradan alıyorum ve yapılıyor, bir şey de olmuyor. Yani ne kredi kartımla ilgili bir sorun yaşadım ne de aldığım ürünle bir sorun yaşadım. Ama dediğim gibi burada tabii ki nereden aldığınızı, hangi firmadan aldığınızı iyi seçmeniz lazım. Bu belirleyici bir faktör açıkçası. Bu arada sorularınız olursa sevgili dostlar, Ticimax ile alakalı ya da e-ticaret altyapısı ile alakalı sevgili Zeki chatten paylaşmış.
bir TGMAX WhatsApp grubu var, hattı var. Oradan sorularınızı direkt TGMAX'a sorabilirsiniz. Şimdi bir kargo sorum vardı. Aslında bunu sevgili Uğur, bakayım. Uğur Varol demiş ki, maalesef e-ticaretin güvenilirliği ve hızı kargolar yüzünden sekteye uğruyor demiş. Aslında güvenilirlikle alakalı Fırat çok güzel bir cevap verdi. Ama kargo konusu, evet, benim de sorularım arasında var. Şafak Çelik de bunu sormuş. Şafak Çelik demiş ki, yani e-ticaret her yıl artıyor ciddi oranlarda. Ama ürünlerin alıcılara teslim edilmesi konusunda bir sıkıntı var. En önemli işbirlikçisi kargo. Onların performansını nasıl değerlendiriyorlar? Onlar da aynı şekilde büyüyorlar mı e-ticaret siteleri gibi? Şimdi ben de onu sormak istiyorum. Yani ben de WhatsApp gruplarım var bir sürü. İzliyorum. Orada çok değerli yöneticiler var. Abilerimiz var, kardeşlerimiz var. İzliyorum yani. Kim ne yazıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Çok böyle. Yani çünkü basına yansımayan bir sürü şey orada konuşuluyor. Bugün de bir acayip bir haber paylaşıldı. Ağzıma açık kaldı yani. Neyse şimdi böyle merakı arttırayım. merak ediyorum. Ya, ve kargo konuşuluyor abi. Yani yüzde, bu ara hele son iki aydır %80 kargo. Kargo geldi mi gitti mi? Geldi mi gitti mi? Yani bu soru bu. Sizin nasıl geçiyor kargo ile alakalı şeyiniz? Yani ve ya siz mesela şimdi en iyi hizmeti vermeye çalışıyorsunuz. Bu arada kargo şirketlerine de herkes kızıyor ama ben hep aynı şeyi söylüyorum. Geçen hafta, iki hafta önce UPS buradaydı. Yani kargo şirketlerini de hep çağırıyoruz. Yani gelin siz de derdinizi anlatın. Çünkü sorunun sizden olmadığı da belli. Yani herkes elini taşın altına koyacak. Çünkü sadece onların çözebileceği bir sorun da değil yani bu bence. Bütün böyle en büyük 50 tane şirketle gelecek e-ticaretle alakalı, yazılımla alakalı herkes bir yerde. Çünkü onun aksaması demek sizin de aksamanız demek günün sonunda. Herkes de kendi kargo şirketini kuramayacağına göre çok inanılmaz maliyetli bir şey. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl çözümler üretiyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Serkan senden başlayalım. Tamam. Şöyle bu çok büyük bir sıkıntı. Eskiden derdimiz bizim neydi? Satış yapmaktı. Satışı yaptık, sonra bu ürünü nasıl paketleyeceğiz, operasyon nasıl çıkacak, onun derdine düştük. İşte operasyon altyapılarına yatırımlar yaptık. Şimdi derdimiz sattığımız, hazırladığımız ürünü nasıl göndereceğiz? Yani burada ticaretin derdi bitmiyor ama işte hacim bir anda böyle tavan yapınca maalesef bu durumlara düşüyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, bu bugünün konusu değil. Yani bu biz bunu geçtiğimiz kışta 11-11 Black Friday'de yaşadık. Yani kargoların talebi karşılayamadığını biz zaten o zaman gördük. Ama bugünkü kadar inanın hazırlıksız değildik o zaman. Çünkü biz işte mesela biz kendi markamıza da baktığımız zaman ben ihracat projelerimiz olduğu için hani global oyuncularla da çok konuşma ülke yetkilileriyle konuşma fırsatımız oluyor. Mesela oradan işte AliExpress, Amazon'u hani söyleyebilirim. Orada bunu söylüyorlardı. Yani bu birkaç yıl öncesinde AliExpress tarafında mesela şöyle bir şey diyorlardı. Türkiye internet çok hızlı gelişiyor. Zaten biz de o yüzden yatırım yapıyoruz Türkiye'ye. Fakat bu şeyi, hacmi ilk kaldıramayacak olan sistemi sizin kargo şirketleriniz diyorlardı. Bunu hani bu ütopik bir tahmin olarak söylemiyorlar. Adam zaten kendi ülkesi doğal büyüme olarak görüyor bunu. Bugün baktığımız zaman da adamın kendi kargo şirketinin olması aslında zaten hani o sıkıntıyı yaşayıp deneyimli ve bunu çözmüş olduğunun da habercisi. Bunu sadece biz bilmiyorduk. Bunu multi brand firmalar da biliyordu. Yani hepsi buradan işte hepsi Express'i kurma sebebi bu. İşte Trendyol bugün tekse açtı. Çok da iyi gidiyorlar. Bu bundan sebepti. Biz bunu zaten biliyorduk. Ha, Black Friday'de satış tavan yaptı. En azından orada dedik ki işte şu tarihler arasında olur. Bir hafta daha kota gider. İşte biz Aralık'ın 15'inde atıyorum bu kargolar herkese ulaşır diyorduk. Fakat pandemide işin ne kadar gideceğini hesap edemediğimiz için biz kargo şirketler hemen kendini kapatıp bir kota koydular. Ve ne kadar süreceklerini bilmiyorlar. Yani bize de söylemiyorlar. Hani biz de çünkü çaresiz kaldık. Yapacak bir şey yok. Küçük firmalara bakıyoruz, yerde kalan hani kargoları taşıtalım diye. Orada da işte entegrasyon sıkıntısı var. Adam hani bölge bazı dağıtıyor ama entegrasyonu yok seninle. Veya işte sen vadeli çalışıyorsun, çok büyük bir hacimli yolladığın için adam o riski taşıyamıyor. Onlar da yardımcı olamıyorlar. Bu sefer o kota koyan firmalarla işi yönetmeye çalıştık. Bu sefer ne oldu? Kargolar yerde kaldı. Müşteriler işte şikayeti patlattı. Sadece kargocuya da söylemiyor adam, bize de söylüyor. Ya ben senden aldım arkadaşım diyor yani. Sen ister UPS'le gönder diyor, ister MNG'le, ben senin müşterim diyor. Bir şey de diyemiyorsun. Bizi hakikaten çok fazla zedeledi. Yani günlük satışın nerede 20'de 1'ini falan aldılar. Yani öyle kotalar geldi. O yüzden de hani büyük sıkıntı çektik. Hazırlıksız yakalandık yani hani gördüğümüz. Ama
Az önce senin söylediğine katılıyorum. Ben kargo şirketlerinde burada sorumlu tutup hedef gösteremem. Onları da ülke müdürleriyle sürekli görüşüyoruz. Hani ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Ya yani şöyle bir şey var. Ülke konjonktürü de dalgalı. Yani kur sabit değil. İşte mazot artıyor. Köprüler bir anda zamlanıyor. İşte pandemi patladı. Satışların ne olacağı belli olmuyor falan. Yatırım yapmakta zorlanıyorlar. Hizmet kalitesi düşmesin diye ara ara geliyorlar bunlar bize. Diyorlar ki işte zam yapalım. Yani birim maliyeti arttıralım ki ben yatırım yapabileyim diyor. Biz zaten e-ticaretçiler o kadar büyük kârlarla dönmüyoruz açıkçası. Yani bunu herkes biliyor. O kadar ufak kârla dönünce karşılık veremiyorsun her zaman. Bu sefer kısır bir döngüye giriyor olduk yani bir şekilde. Ama artık çözülmesi lazım. Bence herkes hani büyük resmi net görmüştür. Yani biz sattık paketledik gönderemeyecek noktadayız. Artık burada belli atılımlar yapılması lazım. Kargo şirketleri de bence bunun farkında. Önümüzde Black Friday 11-11 dönemleri yine gelecek. Bugünden bu hacime ulaşmış bir e-ticaretin o dönemde bu şekilde girmiyor olması lazım. Yani çünkü şöyle bir şeyler oluyor. Ya reklam harcamanızı durdurmak zorunda kalıyorsun. Sen adama geçen aydan satış yapmışsın. Bir sonraki ay geçmiş. Ürünü gitmemiş ama ben kampanya mail atacağım. Adam ya dalga mı geçiyorsun diyor. Ben bir önceki kampanyada ürünü alamadım yani. Hani bu noktaya e-ticaret getirmemeleri lazım. Bu da ciddi belki devlet desteğiyle de bilmiyorum artık. Özel teşviklerle de nasıl olacaksa. Bir şekilde bunu toparlıyor olmamız lazım. Bu cenazeyi hep beraber kaldırmamız lazım. Yoksa iyi gitmiyor bu iş. Bu lafı gelmişken şeyde söyleyeyim. Bu global oyunculardan mesela biz bu kargo ile alakalı sıkıntı yaşayacağımız bilgisini aldığımız, bir de şunun bilgisini aldık. Bunu da bekliyoruz yani. Bununla ilgili de sağda solda görüşüyoruz aramızda. İkinci dalgada sıkıntı yaşayacak şeyin bankacılık sistemi olduğunu söylediler mesela. İlk önce kargo şirketleri kaldırılamayacak. Hacim o kadar büyüyecek de banka sistemleri bu ödemeleri yapamayacak. Yani parayı yatıracaksın ama firmanın hesabına geçmeyecek. Bu sıkıntıları yaşayacaksın şeklinde söylüyorlar. AliExpress'e baktığı zaman o yüzden de kendi ödeme şirketleri olduğunu söylüyorlar. Yani biz bu sıkıntıları yaşadık, kargoyu kurduk. Sonra gittik işte kendi bankacılık sistemimizi kurduk. Bütün ekosistemi kendimiz yarattık. Bu sıkıntıların yaşanması doğal diye. O yüzden hani burada herkes de biz dinlerken söylemiş olalım. Bu cepte olsun. Bununla ilgili ne planlama yapılır ne olur görmek lazım. Az önce işte EasyCon'un lafı geçti. PayU'dur, EasyCon'dur gibi belki aracı kurumlarla destek almak lazım. Evet, aynen bu da cepte olması lazım diye düşünüyorum yani. Bu arada sevgili Muhammed Tanyeli bir soru sormuş. Cevabını da ben vereyim. 22 Mayıs'ta müşteriye gitmesi için verdiğimiz kargo bugün ancak müşteriye ulaştı. Büyük firmalar olarak sizin bu kadar günde yetişmeniz lazım gibi şu sözleşmeniz var mı? Yoksa biz küçük satıcılar ikinci plana mı kalıyor? Ben öyle bir şey olduğunu zannediyorum. İlk defa sizden yani öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum hiç. Dost evet. Meclisinde de konuşuyoruz yani. Var mı öyle bir şeyiniz şu kadar günde gidecek? Yani herkese eşit davranılıyor diye biliyorum. Yani bilmiyorum. Ya şu anlamda mı soruyorsunuz? Yani kargocuya bir yaptırım anlamında mı soruyorsunuz? Yani sözleşmeniz var mı diyor. Biz diyor ikinci planda mı kalıyoruz? Daha ufağız diyor. Bizi daha geç mi gönderiyor? Sizi öne alıp bizi geriye... Yok yok öyle bir şey yok. Yok hayır öyle bir şey yok. Bu arada Reber Udum da Malatya'dan selamlar. Depremden dolayı geciktik pardon demiş. Deprem mi oldu Malatya'da? Geçmiş olsun diyelim. Bizim canlı yayında abi her şey oluyor. İlk biz canlı yayını yaptığımızda bundan 2-3 ay önce tam canlı yayın yaparken sokağa çıkma yasağı açıklandı. O meşhur ilk yasak. Lupo bisküvit almaya giden amca falan. O gün böyle deli gibi şeydi. Ama şükür bizim dostlarımız bak hala 70'lerdeyiz şu anda. Kimse bizi terk etmiyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sohbeti devam. Evet Berk, kargo. Ne yapıyorsunuz? Bir önceki soruyla hatta birlikte bağlayayım kargoyu. Bir kere e-ticarete olan bu yöneliş bitmeyecek. Onu söyleyeyim. Artık hani insanlar bize de soruyorlar. Ya mağazalar açıldı ne olacak? Hani eskiye mi dönülecek? İşte 11 Mart'tan önceki gibi bir Türkiye mi olacak? 11 Mart'tan önceki gibi bir Türkiye'de olmayacak. Pandemiden önceki gibi bir dünyada olmayacak. Artık bundan sonra biraz önce bahsettiğim gibi çalışma şekilleri, home office'ler tamamen bir değişme var. İnsanların alışveriş alışkanlıkları da değişti. Doğal olarak bu mevcut operasyon dizaynları, tasarımları hep 11 Mart'tan öncesine göre ayarlandı. O kafayla planlandı. Yani şimdi burada kargo patlıyor, kargo patlamıyor mevzusundan ziyade bu 11 Mart'tan önceki analizlere göre kurgulanmış bir operasyon. Ama şimdi önümüzde özellikle ikinci dalgayı konuşurken, Serkan biraz önce çok iyi bir noktaya parmak bastı. İkinci dalgayı konuşurken, bu ikinci dalga korona da olabilir, başka bir şey de olabilir yarın öbür gün. Artık yani bunların isimleri çok önemli değil ama dünya çok başka bir yere doğru gidiyor. Artık
11 Mart'tan sonrası için konuşmamız lazım. Evet, kargo şirketlerinde bir duraksama, bir darboğaz yaşanıyor, yaşandı. Fakat bundaki sorumluluk kargo şirketlerinde de değil %100. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi bizler operasyonu, yani şöyle düşünebilirsiniz. Siz günde 10 tane 20 tane nasıl olsa ben çıkıyorum deyip ona göre bir operasyon düşünürseniz, kalkıp pandemiyle birlikte 200 tane operasyon gelirse size, 200 parçalık operasyon patlar. Ya bu çok normal. Ama bunda kargo şirketinin de yapacağı bir şey yok. Fakat şimdi artık kargo şirketleriyle oturuyoruz, konuşuyoruz. Şimdi onlar da tabii doğal olarak dağıtım merkezlerini büyütüyorlar. Yeni yerler arıyorlar kendilerine. Özellikle pandemi döneminde bile ben UPS'ten biliyorum. Ankara'da dağıtım merkezlerini büyüttüler. Yani o virüs döneminde onlar şeye bakmadılar yani. Virüs yani mecburen büyütmek zorunda kaldılar. Çünkü ya teslimat performanslarında doğal olarak biraz, yani şimdi Nisan Mart'taki gibi bir teslimat performansı tabii ki beklenemez zaten Mayıs ayında. Tabii ki biraz düştü ama onlar da kendilerine göre aksiyon alıyorlar. Almıyorlar desek yalan olur. Tabii bu Serkan'ın da biraz önce dediği gibi tabii ki bize fiyat olarak, birim maliyet olarak yansıyor. Ama dediğim gibi 11 Mart'tan önceki gibi bir kafayla operasyon planlayamayız biz artık. Çünkü biz de çok fazla sipariş alıp satıyoruz. Doğal olarak kargo şirketlerinin de ona göre artık operasyonlarını büyütmesi lazım. Artı yani şimdi mesela geçen kızımla konuşuyoruz. Diyor ki baba, pandemi döneminde evde kaldığımızda daha çok sipariş verir olduk. Belki senin kızın mı var? Evet. Kaç, sen kaç doğumlusun? Efendim? 30, 33 yaşındayım. 33 yaşındayım. Kızın kaç yaşında? Kızım 7 yaşında. Vay maşallah. 26 yaşında babası. Evet evet. Teşekkür ederim. Bizim gibi 30. Ya diyor ki baba diyor daha fazla sipariş verir olduk diyor. Evet. Yani doğru. Eskiden mağazaya gidecek zaman bulamıyorduk, fırsat bulamıyorduk. Veya işte cumartesi günleri sinemaya gidiyoruz. Onun yanında şey yapıyoruz. Hadi şuraya da girelim. Ona da bir şeyler alalım ama şimdi öyle değil. Artık oturtuyoruz başına, ne seçeceksin? Onun o siteye mi bakalım, buraya mı bakalım derken hem o güzel bir deneyim yaşıyor. Şimdi soruyorum ona mesela, internetten mi almak istersin yoksa mağazadan mı almak istersin? İnternetten almak isterim baba diyor. Ya o bile bunun keyfini almış. Çünkü bekliyorsun evinde, kargo getiriyor ayağına kadar. Az önceki soruda epi de şunun için söyledim. Kart tutucularla da orayı bağlayayım. Şimdi temassız kartlar, kredi kartları arttı. Artı app, mobil kullanıcı sayısının artmasıyla app'e doğru bir yöneliş var. App'le alakalı bunu kurmak istediğinizde tabii ki doğal olarak süreçlerde kart tutucular da devreye girecek. Çünkü artık insanların defalarca aynı kart bilgilerini, şeylerini girme gibi bir lüksü de yok. Yine bu sonrasındaki, gene pandemi dönemi sonrasındaki bir kafadan bahsediyorum. Çünkü insanların buna ne ayıracak zamanı var ne de bunu istemiyorlar artık. Kolay kullanım. Tabii bunu da app'le birlikte sağlıyorlar. Yani temassız kartlar, kredi kartları artarken bu tarz bir tüketim alışkanlığının değişmesi de çok doğal. Yani biraz da mağaza, internet ayrımı yapmaktansa mağazacılıkla interneti birleştirerek nasıl yol alacağız ona bakmak lazım bence. Okay. Bu arada 5.3 Muş deprem Malatya'da. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Murat, sizin tarafta İstanbul'da kendi değil mi, dağıtım şeyiniz var. Kendi evet, evet. Gelişmiş. Ama İstanbul'da. Doğru. Nedir abi sizdeki durum nasıl? Şöyle İstanbul'da çevresi yani Marmara bölgesinin önemli kısmı. Evet, yani çoğunu işte yani Trakya'dan işte Kocaeli Sakarya'ya kadar biz kendi dağıtım lojistik ağımız var. Kendimiz yapıyoruz ve bizim açıkçası biz ertesi gün teslim ediyor, yani bizim zaten sözümüz olur. Biz bir günde teslim ettiğimizi söyleriz ve bu süreçte de bir günde teslim ettik. Şu hiç şey olmadı. Tabii sokağa çıkma yasağı gibi durumları şey yapmıyorum. Onlar hariç. Biz bir günde teslimatımızı hep sözümüzü tuttuk. Hiç iki gün olmadı. Hatta sırf bu sebepten zaten bizim müşteri ilişkileri tarafına çok yoğun teşekkürler geldi. Ya bu burada çok büyük bir fark yarattık biz.
Çünkü işte siz de biliyorsunuz verilen siparişler 5 günde gelince çok çabuk geldi diye konuşulan bir ortamdan bahsediyoruz. Evet, evet aynen. Şu anda biz yani siparişi siz o gün verin, öğleden sonra 3'te 4'te verin, biz ertesi gün öğlene kadar kapınıza teslim ediyoruz. Ve gerçekten de ediyoruz. Yani laf değil bu, gerçekten bunu yapıyoruz. Bu tabii çok büyük bir fark yarattık burada. Şimdi ben bu kargo konusunda iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi yani arkadaşlar bilmiyorum o konularla ilgileniyor mu ama şimdi tabii kargoların bu dönemdeki fiyat geçişleri vesaire tabii benim de yakın bir ilgi alanıma giriyor. Burada maalesef bu evet verilen hizmet kargo tarafından geçmişte de çok parlak değildi. Ve bunlarla ilgili de hep ya zaten Türkiye'de kargo çok ucuz. Çok ucuz olduğu için de hizmet kalitesi artmıyor diyorlardı. Fiyatlarda gelen yoğunluğun da getirdiği hani çok da sert de konuşmak istemiyorum ama biraz tok satıcı mantığına döndüler. İşte diğer arkadaşlarım da bahsettiği gibi o malı almam, bu malı almam, bu kadar aldım bugün dercesine. Fiyatlarında da fahiş diye kabul edeceğimiz artışlarla karşımıza geldiler bizim. Şimdi bu fahiş fiyat artışlarıyla hala aynı hizmeti vermeye devam etme durumu eğer önümüzdeki aylarda olursa ben açıkçası şahsen bunda kötü niyet ararım. Yani hizmet kalitesi düzelmeyip de fiyatlar bilmem kaç katına çıkarsa gerçekten kötü niyet ararım. Başka hiçbir açıklaması olmaz bu işin. Ama dilerim ki düzelsin. Gerçekten düzelsin. Çünkü sonuçta ben de bir son kullanıcı öyle ya da böyle. Ben de kendi evime vesaire kargoyla bir sürü ürün istiyorum. Ve bunların düzgün taşınmasını, kırılmadan, dökülmeden taşınmasını, zamanında gelmesini istiyorum. Şimdi konumuz e-ticaret. Unutulmaması gereken bir şey var. Her şeyi ama her şeyi internet üzerinden e-ticaretle satabilirsiniz. Her şeyi. Bunu yapabilirsiniz. Belki de dünya oraya gidecek. Ama e-lojistik diye bir şey yok. Lojistik hiçbir zaman e olmayacak. O var. Yani o ürünü biri alacak ve bir yere götürecek. Bunun kaçışı yok. Kargo olur, kendi işte bizim yaptığımız gibi kendimiz götürürsünüz vesaire ama orada canlı olarak devam edecek. Yani ışınlanma bulunmadığı sürece bilmiyorum Murat, o kadar şey gördük ki bu 45 senede. Acaba görür müyüz diyorum ya, ışınlanmayı falan da görür müyüz? Başımıza gelmedik kalmadı yani. Bizim zamanımızda biliyorsun Back to the Future vardı. Hani, evet. Yani onu da görürsek zaten. Tamam. Memem diyorum yani. Ben de öyle işte, uzaylılarla onları bekliyoruz. Bir şey kalmadı geriye. Dolayısıyla yani lojistiğin E'si olmayacağı için gerçekten de bu kargo firmaları taşıma, yani bu işin lojistiği sadece kargo demeyelim. Yani ben bizde 70'ten fazla personel çalışıyor lojistik tarafında. Ya buradan dinliyorlarsa ve daha sonra dinleyeceklerse hepsine teker teker teşekkür ederim. Çünkü pandemi döneminde herkes evlerine kaçışırken o insanlar kapı kapı dolaştı. Ve bir günde o teslimatı yaptılar, o malzemeleri ambalajladı, o malzemeleri topladılar ve bunları bizler elimizde otururken, herkes elinde otururken bu işi yaptılar. Kargocuları da aynı şekilde, yani bizim olmasına gerek yok. Bahsettiğimiz kargo firmanın çalışanları için de aynı şey geçerli. Yani onlar bu işleri yaptılar ve dediğim gibi yani e-lojistik diye bir şey olmayacağı için o sektöre herkes muhtaç. O sektör hiçbir zaman değişmeyecek. Dolayısıyla o sektörün kendi kendini yenilemesi, düzeltmesi veya işte başka atılımlarla bizim yaptığımız gibi belki firmaların kendi ufak kargo şirketlerini kurmaları bu yönde bir çözüm olacaktır. Bu pandemi süreci bizi buna çok daha iyi gösterdi. Evet, Black Friday'leri vesaire de anlık olarak vardı. Çok büyük tepkiler mutlaka almıştır arkadaşlar da bu konuda. Ama bu o bir günlüktü, iki günlüktü. Şimdi iki aylık, üç aylık süreçlerden bahsediyoruz. İnsanlar bununla yaşamaya alışmaz ama. Onu söyleyeyim. Buna alışmaz kimse yani. Kimse öyle bir haftada 10 günde bir şey. Biz de evet sipariş verdik. Hala ortada yok yani. Hepimizin evinde dinleyenlerin, izleyenlerin de mutlaka aynı şey başına gelmiştir. Siparişlerinden birkaçı hala ortada yoktur yani. Belki haftalardır. Dolayısıyla çok da uzatmayayım. Özetle e-lojistik diye bir şey olmayacağı için lojistik tarafının mutlaka çok daha düzgün işleyecek şekilde planlanması, programlanması gerekiyor. Ama şunu anladık ki, ben onu bilmiyordum. Yani ofix.com'dan Marmara bölgesinde oldu. Ya ben sadece İstanbul diye aklımda kalmış. Marmara bölgesinde sizin kendi şeyiniz var ve bir günde teslim ediyorsunuz. Yani sevgili dostlar, ama bak en yetkili adam söyledi. Fırat sevgili genel müdürü söyledi. Bugün sipariş veriyorsun. Yarın elinize ulaşıyor bir günde. Harika bir şey. Şaka bir yana. Şimdi ben biraz sorular hep gözüme takılıyor. Hüseyin Kirazlı güzel bir soru sormuş. Sevgili Hüseyin. Ya demiş ki, sizce Merter, Osman Bey, Laleli ve Kapalı Çarşı en önemli yerler, ticaretin şey olduğu yerler. Bu dönemde eski işleri yakalayabilirler mi?
dördünüzde görüşünüzü merak ediyorum demiş. Beni boş verin Hüseyin Bey. Değerli konuklarımızı görüş alalım. Ne diyorsun Serkan? Bunlar biliyorsun yani cidden önemli yerler. Laleli, Osman Bey, Kapalı Çarşı, inanılmaz Merter. Tekstilin şeyi bunlar. Ne diyorsun? Yani yakalar illaki. Yani böyle mi yaşayacağız? Yani hani maskeyi bile ağzımıza tutamıyoruz. Ya çenemize koyuyoruz ya kafamıza koyuyoruz. Biz öyle hani çok alışamıyoruz yani bu tarz şeylere. Ama bu söylediğiniz yerler artık sadece offline değil. Yani bütün Merter piyasası pazar yerlerinde. Hepsi kendine bir butik oluşturmuş. Güzel çekimlerini yapmış. Bir şekilde satış yapıyor. Marka olmaya gidiyorlar. Yani artık oradaki hani o şey de kalmadı. Hani işte no name markayım ben, işte dükkanım var, işte bilinen satışın çok olduğu yerlerde Merter markası falan derler yani küçük şeyler. Artık öyle değil o iş yani. Bu adamların hepsi internete geldiler ve güzel de iş yapıyorlar, iyi fiyat yapıyorlar. Belki birçok büyük markanın yapamadığına yapıyorlar, iyi fiyata üretiyorlar. Belki marjlarını düşük tutuyorlar ama iyi satış yapıyorlar. Yani bugün AC2'nin büyümesine de ülke gerçeği o. Yani hani birçok orta seviye marka bugün lüks kaldı. Lüksler zaten uçtu gitti. Türkiye'nin gerçi o fiyat grubu olduğu zaman bu firmalar aslında asıl iş yapan, piyasayı besleyen firmalar oldular. O yüzden Merter markası olarak bakmıyorum ben bunlara. Bu adamlar internette de zaten iyi de gidiyorlar ama yani offline illa ki ölmez. İlla ki ölmez ama dönüşüm yaşanacağına inanıyorum. Yani ben bazen işte bizim bölge müdürleriyle mağazalarla konuştuğum zaman söylüyorum. Yani bir süre sonra mağazalar internetin showroom'u, işte gardırobu, giyinme odası gibi olacak. Bu kaçınılmaz yani. Ama offline ölmez. Yani biz yine dışarı çıkacağız. Yine mağaza, yine o ürüne dokunacağız. Ama teknolojide biraz daha iç içe olur. Yani belki işte ödeme yapmayacaksın. Telefondan direkt işte Amazon'un yaptığı, Amazon Go'da olduğu gibi sistem olacak. Giyilebilir teknolojiler artacak o mağazaların içinde. İşte DeFacto'nun bir tane var, denemesi akıllı mağaza, biliyorsunuz. Bu bir öncüdür. Bugün o maliyetler çok yüksek. Belki DeFacto'nun altına girdi yaptı ama atıyorum 10 sene sonra yani yapmayan en küçük firmada bile olacak o belki. O yüzden offline ölmese de online'la beraber entegre olacaklar diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun hiçbir zaman bana kalırsa ölmez yani bu iş. Ve artacaktır da. Duramayız daha fazla evde yani. Aslında Muhammed Çelik de, sevgili Muhammed de aynı soruyu sormuş. Yani internet alışverişi çok yaygınlaştı. Eski kafa patronlar artık mağaza takıntısından vazgeçer mi? Gülücük demiş. 100 mağaza bir online etmiyor neticede. Ama Serkan, ben de seninle aynı düşüncedeyim. Yani mağaza bir ayrı bir şey var. Belki dediğin gibi yatırımlar daha gidecek online ama bak diyorsun ki Merter piyasası pazar yerine mal satıyor vesaire. Yani hepsinden biz, evet, ben şunu savunuyorum. Ben dijitalleşmenin tabii taraftarıyız. Dijitalleşeceğiz vesaire ama bazı şeyler değişmiyor abi. Yani o da olacak, o da olacak. Yani tamamen %100 dijital olmayacak. Yani geleneksel şey de kalacak. Bazen bana şey soruyorlar. Birazdan size de soracağım. Pazarlamayı soracağım. Yani pazarlama dijital. Yani o da var ama insanın dokunuş olması lazım. Bir çağrı merkezi de olması lazım. Bir ne bileyim vitrin de olması lazım. Ne diyorsun? Belki sen ne düşünüyorsun? Osman Bey, Laleli, Kapalı Çarşı. Vallahi ya şöyle söyleyeyim. Bu biraz da geçmişten örnek vereyim. Şimdi bundan önce bir Japon ortaklı bir firmada çalışıyordum ben. Dubai'ye, Suudi Arabistan'a operasyonumuz var. Dubai, Suudi Arabistan operasyonumuz. Geldikleri zaman biz Merter, Osman Bey, Güngören piyasasını dolaşıyorduk. Orada şunu gözlemledim. Ya oradaki insanlar, Serkan dediğine katılıyorum. Toptan olarak satmanın yanı sıra marketplace'lere de ürünlerini koymuşlar. Marketplace'ten de çok fazla satışları var. Gerçekten çok fazla satışları var. Yani bizim düşündüğümüz gibi, dışarıdan görülen gibi değil. Onu söyleyeyim. Hani bu insanlar sonuçta tekstilin içinden, tabii biz tekstil piyasasında olduk. Oradan örnek veriyorum. Zaten o belirtilen yerlerde hep tekstil pazarının olduğu yerler. O yüzden oradan konuşuyorum. Bu insanlar bizim gibi dışarıdan, dışarıya iş yapanlara ürün verip e-ihracatın aslında kategori ayağını da bir tedarik partneri oluyorlar. Ama bunun yanında kendi ürünlerini nasıl olsa onlar için mağazalar, depo aynı zamanda. İnternet sitesi üzerinden, işte Trendyol, Hepsiburada vesaire neyse o marketplace'lerin üzerinden son kullanıcıya ürün satıyorlar ve bunda da ciddi artışlar var, onu söyleyeyim. Şimdi onların tabii rakamlarını ben çok vermek istemem. Yani onların burada olmadığı için ama
hayal edilen ve düşünülen dünyadan çok daha fazla. Onu biliyorum. Çünkü birebir işin içindeydim. Onun dışında bu insanların biraz önce dediğim gibi özellikle Körfez ve Arap ülkelerine de çok iyi tedarik ediyorlar o bölgelerden. Ya orayı gezilirse şuna dikkat etsinler. Yani Arap turistlerin çok fazla yaygın olduğunu gördüm ve şimdi Suudi Arabistan'a falan Türkiye'den ürün göndermek çok zor. Oranın test koşulları falan biraz daha sıkıntılı. Tabii biraz daha işte buradan Dubai'ye gönderiyorlar. Mısır üzerinden transferler yapılıyor falan vesaire gibi. Onlar da bir şekilde hayatta kalmak zorundalar. Ama bu operasyonu kurmuşlar. Onu gördüm, onu gözlemledim. O anlamda ben onların da artık dijitalleştiğini düşünüyorum. Bu yarışta onlar da varlar yani. Fırat, senin giyim piyasası daha çok orası ama sen de genel olarak görüşme etmek istersen. Yani o burada genel zaten hani Serkan'ın da değindiği kısım oydu. Ben benzer şekilde düşünüyorum. Zaten her anlamda giyim veya ne olduğu önemli değil. Offline'da olanlar önemli bir kısmı ve online geçişleri. Bugün olmadı bu online geçişler. Seneler önce başladı. Burada zaten yavaş yavaş online'a geçmişlerdi. Daha sonra marketplace'lerin de varlığıyla biraz daha oraya da girerek oradan yürümeye başladılar. Zaten bunu ayak uyduramayan gidecek. Hani azalacak mı, çoğalacak mı? Tabii ki azalacak. Rekabet böyle bir şey yani. Tabii oyuncu sayısı kesin azalacak. Ona emin olabilirsiniz yani. Oyuncu sayısı azalacağı gibi online artacağı için offline satışları düşecek. Ama orası yok olmayacak. Yani orası azalacak, oyuncu sayısı azalacak. Oyuncular online'da da iş yapan adamlar orada olacak. Dolayısıyla online offline'ı bir arada götürenler hayatına devam edecek. O bunun kaçışı yok yani. Bu 2 kere 2 4. Bu böyle olacaktır. Yani bunun hani genel bir örnek verelim. Bundan işte belki işte 15-16 sene öncesine kadar yaşımız iyice ortaya çıkarıyor Murat, ben de 20 diyecektim de yavaş dedim. O kadar söylemesem mi acaba? Tamam, ikimiz de hangi? Olan oldu. Yani şöyle bir şey var. Bakın daha büyük çapta bir şey düşünün. Araba alacağınız zaman eskiden bir tane orada ya işte yetkili satıcıya ya da bir galeriye giderdiniz. Ve orada fiyat pazarlığı yapardınız. Ama bundan işte internette bu fiyatların vesairenin de daha çok dağılmasıyla beraber iş şöyle oldu. İstanbul'da otururken siz X marka bir araç alacağınız zaman alo diyorsunuz. Erzurum'daki bayi arıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu Erzurum'dakinin elinde kesin kalmıştır, ben ucuz alırım diye. Erzurum'daki adamın o milyonlarca dolar harcadığı showroom'a gitmeden telefonla pazarlık yapıp İstanbul'daki adamdan değil oradan araba alabiliyorsunuz. Yani bu araba örneğinde bunu yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla kıyafetmiş, ofis malzemesiymiş bunlar da haydi haydi yaparsınız. Yani bu iş artık böyle yani. Bundan sonra da böyle yürüyecektir. Ama o araba da orada duracaktır. O kıyafetler, tekstil ürünler orada durmaya da devam edecektir. İkisi dengeli bir şekilde artacak. Oyuncu sayısı azalacak. Olacak olan bu. Zaten son, Murat lafını kes, son pazarlığı araba başına yapalım diyorlar zaten. Telefonda da arasan öyle onu kıramazsın yani. Onu yapacaksın yani. Tabii. Bizim zaman araba deyince aklıma bizim kuş serisi geldi ya. Doğanlar, serçeler. Yani araba şey hiç unutmuyorum ya. Flash gelmişti. İlk defa ben böyle düğmeye basıyorsun cam açılıyor, otomatik cam. Onu görmüştük böyle mahalledeki çocuklar ya, ağzımız açık izliyorduk yani Flash. Hatta Rıdvan Dümen reklamlarına çıkıyordu yani. Sizler belki bilmezsiniz hani. Ağzımız açık izliyorduk abi. Bizim mahallede bir akrabamız vardı, Mehmet abi. Kulak kaçınasın. Flash araba almıştı. O da böyle genç de delikanlı. Gel bak sana bir şey göstereceğim dedi. Abi o zaman şey işte camı böyle açıyoruz yani arabada. Bir baktım bir düğmeye basıyor. Cam iniyor falan. Abi yani şu gün uzaylı görsem o kadar şaşırmam ya. O kadar şaşırmıştı ki ağzımız açık kalmış. Abi bu ne falan. Nereye nasıl ya abi? Teknolojiye bak. Çok komik ya. Yani neler konuşsak şimdi. Yiğitan demiş ki e-ticaret sitesi kurarken hangi yolları izlemişler? Sevgili Yiğitan, üçü de kurumsal firma. Üçü de güzel bir e-ticaret altyapısı almış ve onlarla çalışıyorlar. O yol yani öyle cevaplayayım, ben cevaplayayım ama pazarlamayı konuşalım. Mesela pazarlamayla alakalı çok sorular geliyor. Biliyorsunuz bu 3 ay insanlar biraz tepki çekmemek için çok pazarlama yapmadılar. Ya da daha farklı şekilde mesajlar verdiler. Siz şu anda aktif pazarlamaya döndünüz mü? Çünkü herkes sokakta artık, yeni normal diyoruz. Bir de hangi kanalları siz daha çok kullanıyorsunuz? Hangi kanallar size daha çok geri dönüş sağlar? Serkan senden başlayalım. Ya şöyle,
geleneksel kanallardan tam kopmadık tabii. Ama ağırlığımız burada dijital pazarlama üzerine. Bu da hani hitap ettiğimiz kitle ve online hayatımıza geliyle doğru orantılı. Eskiden işte gazete, TV, dergi falanken şimdi işte ağırlık olarak dijitale kaçtı. Zaten bunu hep beraber görüyoruz. Ben hani bir reklamcı olarak hani şöyle söyleyeyim. Reklam çalışmalarını hangi kanalında getirdiğinden çok şöyle genel olarak şöyle bir bilgi vereyim. Bir reklam çalışması planlarken bunu 360 derece planlamaya çalışıyoruz. Yani çünkü yaptığımız reklamın müşteride bir algı yaratması lazım. Bu 360 evet. derece reklam nasıl? Yani bu algıyı nasıl oturtursunuz? Siz açtınız TV'yi, benim reklamımı gördünüz. Sonra çıktınız işte sosyal medyaya girdiniz arada işte. Postumu gördünüz, orada bir paylaşımı gördünüz. Arabaya bindiniz işte radyoda jingle'ı duydunuz. Sokağa çıktınız işte outdoor reklamı gördünüz. İşe geldiniz işte internetten haber okurken orada benim bir sabit bir alanımı gördünüz. Bir page screen reklamımı gördünüz. İşte ne bileyim Google'dan alışveriş reklamımı gördünüz veya SEO'dan organik bir reklam şeyi mi, sıralamamı gördünüz. Veya hiç alakası yok. Multibrand bir işte siteye girdiniz atıyorum. Trendyol.com'a girdiniz. Başka bir şeye bakıyorsunuz. Orada da benim olduğumu gördünüz. Orada da benim reklamımı gördünüz. Ne bileyim YouTube'da işte bir bumper videoma denk geldiniz. Affiliate'dir, cashback'tir, mailing'dir, SMS'dir, push'tir. Bunlar bitmez. Ama bizim bunların hepsini yapıyor olmamız lazım ki o zaman bir algı oluşuyor. Yoksa bir reklamı bir yerde gördüm, o benim aklımda kalmıyor. Yani tek kanal pazarlamayla maalesef çok fazla etki yaratamıyoruz. O yüzden bizim bütün reklam planlarımız ne yaparsak yapalım 360 derece planlıyor olmamız lazım. İşin aslında birazcık püf noktası bu. Ama şimdi ben buradan böyle konuşuyorum tabii ki. Hani büyük bir markanın ticaret, dijital pazar müdürü olarak bunu konuşuyorum ama şunu diyebilirler hani insanlara da yani bu kadar kanaldan bu bütçeleri nasıl kaldıralım diye. Orada kitlenin olduğu, en çok olduğu birkaç kanal seçerek de bu döngüyü yaratabilirsiniz ama ben şunun üstüne basacağım. Reklamda şunu unutmayın. Esas olan bütçe değil, conversion'dır. Yani şimdi egzajere ederek söylüyorum. Ben şimdi çok ufak hacimli bir firmanın yetkisine gitsem desem ki arkadaş bana reklam bütçesi olarak 10 milyon ver. Ne olur ya dayak yerim ya da iyi ihtimalle kovulurum herhalde. Ama aynı adama desem ki ben bana 10 milyon ver altına da imzayı atıyorum. Ben 10 milyona 200 milyon euro getireceğim sana. Şimdi egzajere ederek söylüyorum. 1'e 20 bir oran versem bunu bu parayı bulmak istemeyecek bir patron olabilir mi mesela? Ya bana söyleseler ben nereden çıkarım bu parayı diye dolanırım. O yüzden bana kalsa esas olan burada conversion'dır. Bütçenin ne olduğu değil. Bütçenizi siz işte atıyorum 1000 lira yaparsınız ama 20 bin lira hedeflersiniz. 20 bin lira olur bütçenizi 10 bin lira yaparsınız. Bu sefer 100 bin lira hedeflersiniz. O bütçe kendi kendine büyür. O yüzden burada biz bazen buna takılıyoruz. Yani ben sektör içinde de çok konuşuyoruz aramızda. Firma etkileri falan da buna çok takılıyorlar. Hani o kadar bütçem olur falan. Önemli olan ne getirdiğimiz. Yani bunu bir cebe koymak lazım. Bir de dijitalle ilgili şunu söyleyeyim. Eskiden biz mesela işte bulk mailler, efendim işte pushlar, çatı kampanyaları vesaire şeklinde ilerliyorduk. Ama artık yüksek etki yaratabilmek için şunu görüyorum ben. Daha kişiselleştirilmiş reklamlara ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Daha segmentasyona ihtiyacımız var. Yani nedir işte yalnızca offline'dan alanlar. İşte sadece SMS'e cevap verenler. Efendim ne bileyim işte 1000 TL üstü alışveriş yapanlar. Sadece gömlek alanlar. İşte elit üyeler. Sadece işte de outlet'e bakanlar. Veya işte demografik bilgilerine göre ayrıştırma, device kullanımına göre, lokasyona göre, meslek bitmez yani. Bizim bu saatten sonra artık bu segmentasyonlarla kullanıcı tanıma ve onun ihtiyaçları doğrultusunda öneride bulunmamız lazım. İşin aslında püf noktası bu. Bununla ilgili de bir tane olay var çok eski. Yani bu segmentenin ilk başladığı, bu recommendation widget'ların ilk dönmeye başladığı zamanlarla alakalı anlatılır. Şöyle hani bilmeyenler için anlatayım. Adamın bir tane kızı var, evleniyor işte. Bir 10 yıl boyunca bir evliliği var kızın ama işte bazı sağlık sebeplerinden dolayı çocukları olmuyor. Aile olarak da hani orada üzgünler yani. Adam bir gün kızının mailine bakıyor. Kızına bebek ürünleriyle alakalı mailler gelmiş. Ya biz almaz mısın? İşte senin için önerdik falan. Adam çok sinirleniyor. Arıyor firmayı. Diyor ki arkadaşım benim kızımın çocuğu olmuyor. Biz ailece zaten çok kırılganız. Siz nasıl böyle bir reklam gönderebilirsiniz? Nasıl bunu hatırlatabilirsiniz ona? Ben size maddi manevi dava açacağım diyor. Firma da tamam diyor. Biz bunu bir araştıralım. Yani biz bu algoritmalar yenidir. Belki de hatalı da olabilir ama bir dijital iz olması lazım diye araştırıyorlar. İş ortaya çıkıyor ki kız hamile. Kız 3 aylık hamile fakat işte 10 yıl sonra hamile kaldığı için hani babasına söylememişler. Hani daha bir otursun iş diye. Ve adam arayıp özür dilemek zorunda kalıyor firma. Firma şunu söylüyor. Yani bu sistemler öyle bir noktada ki ben kızını senden iyi tanıyorum.
Yani bizim müşteriyi aslında babasından iyi tanıyor olmamız lazım. Biz bu satışı yapmamız için. O yüzden bu recommended widget'ları bu atası hikayedir. Biz bu yoldan giderek bu kişiselleştirmeye kafa yormamız lazım. Reklamın en önemli tarafı bence bu. Belki siz de müşterinizi kızından daha iyi tanıyor musunuz? Babasından daha iyi tanıyor musunuz müşterinizi? Siz de kadınlara hitap eden bir markasınız. Nedir sizin durumunuz? Ya bu pandemi çıktığı dönemde şöyle bir algı oluştu. Yani reklam yapsak mı yapmasak mı? Acaba insanların bu içinde bulunduğu durumdan faydalanıyormuş gibi mi hissedilir? Yoksa irite mi ederiz tarzında oturduk konuştuk. Bir kere şöyle bir karar aldık. Bizim siteyi o dönemde ziyaret edenler görmüşlerdir. Evde kaldığınız süre boyunca kargo bedava dedik mesela örnek olarak. Böyle bir şeyle başlayalım dedik sunum olarak müşterilerimize. Bizim kullandığımız kanallar biz genellikle işte Google, işte Instagram, Facebook bunları kullanıyoruz. Bunları söyleyebiliriz yani. Merak edenler vardır burada. Bunlar üzerinden genellikle çalışıyoruz. Ya şöyle bir şey oluştu. Yalnız hep yeni normal kavramını kullanırken de ya iki tane zıt kavram var aslında. Burada pazarlamayı da ele almak lazım. Şimdi yeni normal birbirinden iki zıt kavramdan nasıl oluyor da bir arada kullanılabiliyor? Yeni normal hayatta dünyadaki örneklerine de baktığımız zaman insanların küresel ekonomik dengeler tamamen değişiyor. Yani eskiden çok fahiş karlara çok fazla bir satın alım veya satış gerçekleştirirken aslında yeni normalle birlikte hayatımızda çok daha müşterinin müşteriye pazarlama yoluyla offer verdiğiniz, o bizim tabirimizde işte havuç verdiğiniz veya indirim yaptığınız, müşteriyi bu şekilde elde tuttuğunuz bir döneme doğru girdi dünya. Yani Türkiye veya işte markalar üzerinde konuşmuyorum ama ekonomik sistem buna döndü. Böyle olunca tabii pazarlama algıları da değişti. İnsanları daha nasıl işin içerisine çekeriz? Onlara çok daha bütçelerini biraz daha nasıl uygun kullanabilirler? Bunlara aslında yöneldik. Tabii çok da fazla hani reklamları da abartmadan, insanların içinde bulunduğu dönemde onları da edite etmeden yaptık. Fakat şunu da gördük, belki biraz sonra yine konusu açılırsa detaylı konuşuruz. İnsanların alışveriş alışkanlıklarının da değiştiğini gördük. Örnek olarak söylüyorum, insanlara bir işte bu dönemde bir mont, kaban satmaktansa bir ev eşyası satmanın daha kolay olabildiğini gördük. Çünkü insanların evde geçirdiği zaman azaldığı için evlerinde bulunan yaşam alanlarına değmeye başladı bu sefer insanlar. Doğal olarak biz de pazarlama algımızı işte kısmen biraz o yönlere çevirdik. Veya biz evde yargıcı diye bir konsept yaptık mesela pazarlama olarak. İşte insanların bu dışarıda giydiği rahatlığı evlerde neden sunmayalım şeklinde. Hemen bir işte fotoğraf stüdyosu işin içerisine girdi. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz, onunla kombinleyelim falan. Böyle bir konsept oluşturduk. Buradan müşterilerimizi çekmeye çalıştık. Bu alanlardan gerçekten iyi dönüşümler olduğunu da gördük. Biraz önce CR konuşuldu. Ben de CR'ın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ROAS ve CR zaten birbirini aslında dengeleyen kavramlar. Yani ne kadar harcarsan o kadar gelir. Gelir ama 100 bin harcarsan 200 bin de gelebilir. 1 milyon da gelebilir. Yani burada önemli olan burada işin içine CR kavramı. Tamamen yeni müşteriyi nasıl çekebiliriz? Yeni müşteriler de çok kazandık. Biraz önceki bir soruda aslında bunu cevaplayacaktım. Şimdi insanların ilk defa alışveriş yapan, internetten alışveriş yapan kitlenin de olumlu olduğunu görünce bu insanlar kalıyorlar. Yani geçen hatta bir örnekle karşılaştık. Normalde Facebook'tan gelen kullanıcılar daha az sepet alışverişi tutarları olur. Bunu piyasada çokça gözleriz. Fakat oradan bile gelenlerden sepet tutarlarının çok yükseldiğini gördük. Yani öyle olduğu için biraz daha pazarlama dilini oralara kaydırdık. Yani böyle cevaplayabilirim bu soruyu. Fırat, size dönüm ben de. Pazarlama anlamında ne tip bir şeyiniz var? Çalışmalar yapıyorsunuz?
Öyle. Bizim geçmişte belki biliyorsunuzdur televizyonları izleme fırsatınız olmuştur. Bundan yaklaşık işte 4 sene önce. Bilmeyenler de şey internetten araştırabilirler. Her yerde videoları duruyordur hala. Ofix Sarıkol adıyla bizim de bayağı bir reklamlarımız dönmüş bir Sarıkol konseptiyle her şeye ihtiyacı, her türlü ihtiyacı anda karşılayan. O dönemler bir televizyona yatırımımız vardı. Şimdi yeni dönemde tabii hem takip edilebilir hem ölçülebilir olması açısından dijital çok çok önemli. Yani ne koyuyorsunuz, hangi hedef kitleyi seçiyorsunuz ve karşılığında ne alıyorsunuzu ölçebiliyorsunuz ve hesaplayabiliyorsunuz artık dijitalde. Bunun tabii ki bütün nimetlerinden biz de yararlanıyoruz. Yani işte Berk'in söylediği gibi biz de tabii ki Instagram, Facebook, Google tarafında eğiliyoruz. SEO bizim için çok 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 önemli bir şey. Yani en başta geliyor bizim. Çünkü çok geniş bir ürün gamıyla hizmet verdiğimiz için onu kontrol etmesi, yok ona yapılan yatırımlarımız da çok fazla. Yani kahve dediğinde de benim çıkmam lazım, kağıt dediğinde de benim çıkmam lazım, öbürün dediğinde de benim çıkmam lazım. Hepsi olmuyor. Dolayısıyla bunu belli önceliklendirmelerle elimizden geldiğince kontrol etmeye çalışıyoruz. Pek çok işte remarketingle vesaireyle işte o işte belki kızları babalarından daha iyi tanıyamıyoruz ama biz şunu yapabiliyoruz mevcut durumda. Biz müşterilerimizin ağırlıklı olarak yine kurumsal konuşuyorum şu anda. Biz müşterilerimizin aslında işte ne kadar A4 kağıt harcadığını, ne kadar işte o kahve harcadığını aslında bak senin A4'ün bitiyor olması lazım. Şimdi kahve zamanı. Yani aslında müşterinin tecrübesini onun yerine biz ona sunuyoruz. Dolayısıyla zaten bunu yapmaya başladığınız anda siz tam bir çözüm ortağı alıyorsunuz. Siz bir e-ticaret sitesi değil, çözüm ortağı haline geliyorsunuz. Çünkü onun düşünmesine artık gerek kalmıyor. Onun yerine düşünmeye başlıyorsunuz. Evet. Otomatikman. Bireysel tarafta da özellikle bu korona sürecinde web sitemiz üzerinden, internet üzerinden yine reklamlarla evde kal promosyon koduyla normalde kurumsala sunduğumuz bazı diyelim işte fırsatları bireysele de orada sunduk evde kal promosyonuyla. Oradan da en azından hani bu dönemi öyle bir belki bir nevi cross marketingle geçirmeye çalıştık. Özetle bizim burada aslında yapmaya çalıştığımız şey ağırlıklı dijital kanalları kullanıyoruz. Kullanmaya da devam edeceğiz. Ama dediğim gibi bizim çok ayrıcı bir özelimiz var. Ürün gamının fazlalığı ve çok internette bulunabilirliği sebebiyle SEO tarafı bizim için çok çok önemli. Trafiğin artması ve trafiğin kalıcı olması anlamında. Ve eş zamanlı olarak da zaten bizim B2B dokunmuş gücümüz ve yani hem yazılımımızın hem de bütün sistemin bu temelli kurulmasından dolayı bireysele de dahi tüm alışkanlıklarını biz takip edebiliyoruz hali hazırda ve ona göre tüm pazarlamamızı da aslında ona göre yönlendirebiliyoruz. Öyle bir avantajımız da var. Süper. Şimdi sevgili dostlar tam 90 dakikayı doldurmak üzereyiz. Bir de Kahoot'la yarışma yapacağız dedik ama şu anda 10 bin tane soru var. Ben müsaadenizle şöyle yapacağım. Bazı sorular çünkü iki kişiye ya da herkese sorulmuş. Ben eğer müsaade ederseniz soruları hızlıca dağıtacağım. Serkan, Berk ve Fırat arasında. Ve sizlerden de çok kısa iki cümlelik, üç cümlelik böyle bir cevaplar rica edeceğim. Ki hem de misafirimizi fazla bekletmeyelim. Serkan senle başlayalım. Hatta tam sırada sana sorulmuş bu soru. Duygan'ın der ki yani segmentasyondan bahsettin ya Spotify kullanabilirlerdi belki özellikle av için demiş. Hitap ettiği yaş aralığı açısından söylüyorum demiş. Spotify günlük kullanım ortalaması 2 saat. Acaba diyor yaptılar mı diyor. O Spotify yapmadınız. Yok kullanmadım. Peki belki sana şey soracağım. Amazon Alibaba gibi inanç dönmez sormuş sevgili inanç. Amazon Alibaba gibi devlerin olduğu bir mecrada generalist olarak mı yani her ürünü satmak mı yoksa niş alanlarda mı ilerlemek ileriki dönemde daha hangisi? Mass mi giderim yoksa niş mi giderim? Başarılı olmak anlamında. Tabii biz şu anda yani bizim marka özelinde konuşursam bizim yaptığımız iş daha niş bir iş. Genel soruyor bu İnanç Bey. Sen olsan bugün iş kursan mass mi giderdin yoksa niş mi giderdin? Ben de niş giderdim ya. Okey. Ben de niş giderdim. Süper. Sevgili Mehmet Yıldır demiş ki sevgili Fırat Bey'e soruyorum demiş pandemi öncesi satılmazken bu dönem ortaya çıkan satışı olan en ilginç ürün nedir acaba demiş. Var mıdır öyle aklına maske. 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 Ha, maske. Tabii çok. O hem de ne misli? Yani yüz binlerce.
milyona yaklaştı zaten de. Hiç satılmıyor. Daha önce tabii kimse bizden maske falan almıyordu. Deli gibi maske satıyoruz. Bir tane bir şey daha söyleyeyim buna. Yani evet kısa cevap veriyorduk ama bunu bir söylemem lazım. Bu tabii bizde kolonya falan da satılıyor ama tabii satışı. Duygu Atik'te ne yapmış? Kolonya demiş. Pandemi dönemine göre çok azdı. Kolonya ile ilgili çok bir anekdot olduğu için söylüyorum. Bizim tabii biliyorsunuz ilk bu başlangıçta bir anda kolonyalar tükendi her yerde. Bizim stoğumuzda da tükendi. Yani herkes bir anda kolonyaları aldı evlerine. Evet. Biri bizim müşteri hizmetlerini arıyor. İşte diyor ki yani bireysel bir müşteri bu. Ya diyor her yerde arıyorum bulamıyorum. Sizin numarayı gördüm sizi de aradım. Yani nasıl bulabilirim bari bir yol gösterin. Var mıdır bildiğiniz ettiğiniz falan diyor müşteri hizmetlerine. Müşteri hizmetleri işte bakıyor ediyor. Stokta yok. Mal tedarikçiye soruyoruz. Tedarikçi de yok. Ne yaparız ne ederiz. Bizim müşteri hizmetleri yani tamamen kendi inisiyatifiyle evlerinde açılmamış kolonyaları hediye olarak gönderiyorlar. Bakın bu gerçek bir hikaye. Süper. Yani o dönemde bir dayanışmayla vesaireyle. Dolayısıyla bu dönemler böyle dönemler zaten. Tam dayanışma dönemleri. İnşallah atlatırız da güzel şekilde devam eder. 10 numara bir örnek. Süper. Serkan, sevgili Tekin Coşkun der ki kargodan dolayı gecikmelerden dolayı çağrı merkezlerinin hacmi arttı mı arttıysa yüzde kaç artmıştır biliyor musun? Vallahi biz arttırdık yani çağrı merkezi sonuna kadar kullandık. Yani adamlar artık kulaklarında mikrop birikmiştir o telefonda konuşmaktan. Biraz daha büyütün ama hani şöyle bir şey var. Az önce de konuştuk ya mesela ne kadar teknolojiye insanların içine soksak da mesela adam şimdi robot modül var Digimax'tan sen de iyi biliyorsun. Sorgula yapabiliyorsun. Sipariş durumunu sorgulayabiliyorsun ama ben de dahil bankayı da aradığım zaman nedense karşımda canlı bir ses olmadığı zaman hani işim görünmüyormuş gibi hissediyorum açıkçası. Halkta öyle bir durum var. O yüzden de o çağrı merkezi biz ne kadar yaparsak yapalım karşı bir muhatap bulmak istiyor adam. Sinirliyse de hele yani kargosu gecikti diyelim işte orada diyor ki işte kargonuzun çıkmasına 2 gün var atıyorum. O onun için bir cevap değil. Onun için diyecek ki arkadaşım benim kargom niye çıkmadı? Bir muhatap bulmak istediği için biz ne kadar zorlarsak zorlayalım çağrı merkezi yani altına kalkamadık açıkçası. Zorlandık. Bunun şöyle söyleyeyim işte kargo sıkıntı olduğu zaman da çağrı merkezi patlıyor. Depo ürünü çıkaramadığı zaman da işte çağrı merkezi patlıyor. Kampanyadan bir sıkıntı olursa her zaman sonuç çağrı merkezine patlıyor. Bu ekosistemin hatası dönüyor olması lazım. Yani bir çağrı merkezinin sorunsuz ilerleyebilmesi için bütün o sistemin sağlam gidiyor olması lazım. Bir yerden hava kaçırdığı zaman çağrı merkezi maalesef o noktaya düşüyor. Ne kadar büyütürseniz büyütün. Çünkü şunu da yapamıyorsunuz. Yani çalıştığınız içeride de ekip var, dışarıda da ekip var. Hem outsource ediyoruz bu işi hem de içeride ekip çalışıyor. Ne yaparsınız yapın bugün işte günde atıyorum normalde 20 atıyorum şimdi rakamı 20 gelirken 200 geldi ya ben buraya 50 kişi daha alayım diyemiyorsunuz. Çünkü 3 gün sonra tekrar aynı hacime gelip bu adamlar nereye yollayacaksınız? Çağrı merkezi de aynı durumda. Ben nereye alayım diyor. Şimdi alayım da diyor bir hafta sonra sen diyor günlük çağrı buraya düştü ben bu paketi ödemem diyeceksin diyor. O yüzden de işte limitlerde işi döndürmeye çalışıyoruz. Bunun çözümü çağrı merkezini genişletmek değil, sistemin hatası çalışması yani. Sevgili büyüğümüz, sevgili Levent Bağcı sağ olsunlar onlar da gelmişler. İkinize de sormuşlar ama belki sıra geldiği için belki sorayım. Belki Levent Bağcı der ki e-ticaret anlamında ihracatı ne şekilde yapıyorsunuz? İhracat yapıyor musunuz? Zaten sizin yurt dışında mağazalar var ama. Şöyle söyleyeyim biz dünyanın her yerine ihracat yapıyoruz e-ticaret. E-ihracat kavramını yapıyoruz. Süper. 3 günde ürün teslim ediyoruz dünyanın her yerine. O anlamda o kaslarımız iyi. Onu söyleyebilirim. Şimdi de buradan da söyleyeyim. Birkaç girişimimiz daha olacak. Önden senin programa özel olarak birkaç da şey vermiş olayım. Yurt dışındaki kullanıcılarımızı bekleyen birkaç yeniliğimiz daha olacak. Ne olacak? Sürpriz mi belki? Yani biraz sürprize kalsın öyle diyeyim. Sona doğru dedin sona geldik söyle. Bunun daha sonunun sonu yok yani. Sonun sonu yok artık yani. Ama bir şey daha ekleyeyim. Sevgili Erdinç Altıtop'un bir şeyi var. Demiş ki yurt dışı bazlı şirket açılışlarında ve pazarlamasında gümrük ve tedarik konusunda nasıl ilerliyorsunuz? Herhalde şirketler var orada. Onlarla ilerliyorsunuz değil mi? Yani o tabii tabii. Yani aynen. Aracı şirketler var. Artı kargo şirketleri de bu anlamda bize yardımcı oluyor. Bizim global tedarik zinciri kurmak hakkında nasıl görüyorsunuz demiş. C2C. Bununla alakalı bir şeyin var mı? Global tedarik zinciri kurmak da çok ciddi bir şey yani tabii.
Ya global, bana mı sordun bu arada? Ha, sana, sendeyim şu anda. Ha, ya C2C tabii bizim şeyimiz değil ama sektörden daha önceki şeyden cevap vereyim. Araplara, o Dubai, Suudi Arabistan tarafına ürün sattığımızda biraz önce bahsettiğim gibi işte Mertar Osman Bey Güngören pazarında tedarik zincirli çok rahat şekilde kurulabiliyor. Önemli olan hangi ülkenin ne kalitede testler istediğini bilip o testlerde fazla maliyetlerde boğulmamak. Doğru. Fırat sana sorayım. İsmini göremiyorum şu anda. Herhalde cepten bağlandığı için. Yolun başında olan ki bu benim de sorumluluklarım arasında vardı. E-ticaret startuplarına ne önerirsiniz? Hem süreklilik, yani sürdürülebilir bir şirket olma anlamında hem de başarı anlamında nelere dikkat edin demiş sevgili seyircimiz, sevgili misafirimiz. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi konvansiyonel olarak iş yapan herkes, bu deminki o örnekte de söylemiştim, e-ticaret tarafına geçmek zorunda zaten. Onun kaçışı yok. Burada en önemli şey, kısa cevap olsun diye söylüyorum. E-ticarete geçersiniz ama bu işi sizin e-ticaretinizin bir alışkanlığa dönüşmesi lazım. Çünkü aynı oranda rakibiniz artıyor. Dolayısıyla siz öyle yerlerde fark yaratmanız gerekiyor ki sonuçta bu, yani herhangi bir caddeye bir mağaza açmaktan aslında hiçbir farkı kalmamış durumda ve kalmayacak da. Bir sürü rakibiniz olacak ve aslında hepsine aynı anda ulaşabiliyor olacaksınız. Onun için fark yaratacağınız noktaları iyi seçip buradan da alışkanlık haline getirmeniz lazım. Dolayısıyla insan aklına hep ya tamam ben oradan memnundum, oradan almaya devam edeyim haline getireceksiniz ki e-ticarette başarılı olasınız. Bir numaralı kural bu bence. Süper. Dört tane soru kaldı. Ondan sonra da yarışmaya geçeceğiz. Sevgili Mustafa Aktaş der ki kargo sorununa BOPIS yani Buy Online Pick Up In Store çözüm olabilir mi diye sormuş. Özellikle fiziksel yaygınlığı fazla olan Avva gibi firmalar için. Serkan ne diyorsun? Yani adam ya, alacak ama mağazadan fiziki alacak. Ya şimdi mağazadan fiziki alacak konusu mağazacılar zaten şu an yani bir sürü mağazamız var. Bütün herkes için söylüyorum. Zaten sınırlı çalışıyorlar bu adamlar. Yani ben mağazaya tamam omni channel işte yapalım onun stonu ben satayım benim stonum olsa biz kafa yoruz ama sonunda iş gücü bu sonuçta sonuç olarak. İade ürünümü bile mağazaya sokarken o bir ekstra yük gibi oluyor oradaki yoğunluğa. Yani mağazalar da zaten yok. İşte benim ürünümü oradan alsın ne oldu benim online ürünüm falan gibi oraya müşteri çok fazla sokmak da çözüm değil. AVM'ler içinde böyle yerler de var şimdi. Oraya bırakıyorsun, oradan alıyorsun falan. Biz bunu hatta pilot bölge olarak kendi genel merkezimizde de yapalım istiyoruz. Yani ben ilk defa bir Avva.com.tr'e mesela offline alanı açayım istiyorum. Mesela böyle projemiz var içeride. Orada açalım. Hani nasıl offline mağazaları online'a çeviriyorsak da online da bir taraftan offline'a çevirsek böyle bir pilot çalışma yapsak ürünün işte gelse oradan alsa sipariş numarasını girerek sistemden olsa dedi planlıyoruz ama yani şu anki şartlarda çok kolay gözükmüyor. Birazcık daha vaktimiz var. Biraz daha projelendirmek lazım ama bir alternatiftir yani. Sevgili Berker Özer. Berk senin akraban mı Berker Özer? Kardeşin falan mı? Kardeşim. Tamam. Özel soyadı çünkü yani çok yaygın bir soyad olduğu için acaba Cem Özer var mesela. O da babam dermiş mesela. Hepimiz buradayız. Olamaz ama Cem Özer çocuğu yok diye. Kardeşim de çok ilgili. O da yazılım tarafında okuyor. O da ilgili e-ticarete. O da şey sormuş yani. Kendi web sayfanızdan mı satış yapmak yoksa marketplace'ten mi başlamak? Yani tabii ki yani bizim marka olarak baktığınız zaman kendi web sitemiz üzerinden satmak daha mantıklı. Komisyonlar falan da var bildiğiniz üzere. Ama zaten biz satışlarımızın da çok büyük bir çoğunluğunu kendi sitemiz üzerinden yapıyoruz. Ezici bir rakam var orada. Duygu Atik sormuş. Fırat sana soralım. Bitcoin ile ödeme konusunda ne düşünüyorsunuz? Bitcoin ile de başladı biliyorsun. Siz bana ne düşünüyorsunuz? Genel olarak senin düşüncen ne? Yani bizim şu anki yapımızda pek mümkün değil zaten o. Evet. Ağırlıklı olarak. İlerleyen dönemde orada şuna bakmak lazım. Bu karardan ziyade dünyanın burada nereye doğru evrildiğini izlemek lazım. Yani dünya ticaretinin bu tarafa doğru gitmesi lazım önce ki bence oraya doğru gidilsin. Yani bu böyle bireysel verilecek kararlar veya hadi arkadaşlar hadi yapalım değil, çok daha global anlamda verilecek bir kararla ilerlenebilir orada. Son soru. Kısa bir cevap rica edeceğim. Serkan sana denk geldik. Şey gibi oldu değil mi? Böyle dönüyor ya şey. Aynen. Çarpmana geldi. Senle başladık, senle bitiyor. Aynen. Oldu.
sevgili Zeynep Saliha Başıran sormuş. Yani e-ticarette ağırlıklı olarak maliyet hangisindedir demiş. Yani pazarlama, operasyon, toplam maliyetin kabaca ne kadar pazarlama, ne kadar operasyon, ne kadar ürün maliyeti? Pazarlama, operasyon, ürün maliyeti hangisi daha fazladır? Ya şöyle söyleyeyim. Ben olması gereken var, bir de olan var. olması gereken operasyondur. Yani aslında önemli olan operasyondur. Ama reklam ağırlıklı oluyor. Ya da işte bu üreticilerle olan durumlardan dolayı ürüne çok fazla maliyet yatırmak zorunda kalıyoruz. Ama esas olan markası operasyonun iyileşmesi, ekibin güçlenmesi, işte oradaki yatırımla, teknolojik yatırımların artması, maliyetin burada olması lazım. Çünkü bu tarafı çözersek geri kalanın çözülmeme gibi bir tarafı yok. Ama reklamı siz yapın. İsterseniz 1 milyar dolarlık reklam yapın. Ürün zamanında gitmeyecekse, giden ürün kötü gidecekse bir anlamı yok yani. O yüzden ne olursa olsun oranlar bence doğru olan o taraf yani. Doğru olan o taraf. Şimdi sevgili dostlar, bazen soruyorsunuz ya biz gelecek haftalarda var mı yok mu diye. Biz aynen devam ediyoruz toplantılarımıza, etkinliklerimize. O yüzden şimdi aşağıda da yayınlıyorum. Bizim 19 Haziran'da bir tane daha etkinliğimiz olacak. 2 haftada bir yapmaya devam ediyoruz. 19 Haziran Cuma akşamı yine aynı yerde saat 21'de. Linkini de paylaştım. Buna kayıt olursanız şimdiden 2 hafta sonrasındaki toplantımızı da yerinize ayırtmış olursunuz. Şimdi yarışmamıza başlayacağız. Ekranı açacağım. Kahoot yarışması. 2-3 dakikalık bir yarışma. Ve ilk 3'e kitap hediye edeceğiz. En son söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Bazen yarışmadan sonra hemen herkes gidiyor. Biz burada tabii ki çok değerli konukları ağırlıyoruz. Sağ olsun bugün sevgili Serkan, sevgili Berk, sevgili Fırat yoğunlukları olan insanlar. Ve çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Bizleri kırmadınız. Bu akşam geldiniz. Bilginizi paylaştınız. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ve sevgili misafirlerimiz siz de çok sağ olun. Genellikle bu hep atlanıyor ama yani sizler de bizim başımızın tacısınız. Sizler olmasa bu programlar 3-4 erkek ne konuşacağız değil mi? Sizler geldiniz değil mi? Katıldınız. Kiminiz chatten yazdınız, kiminiz soru sordunuz. Birazdan yarışmaya da katılacaksınız. O yüzden çok teşekkür ederiz. Bu programı da program yapan da sizlersiniz. Biz biraz da şeye oynuyoruz hocam. Yani halka oynuyoruz. oynuyoruz. Onlar olmasa gerçekten bu programlar olmuyor. Şimdi eğer hazırsanız şeyi açıyorum efendim. Yarışmamızı açıyorum. Chatten de gördüğünüz gelecek haftanın şeyini. Şimdi Kahoot'u bir açalım. Kahoot'u açtım. Evet, play'e de basalım. Evet, ekranım görüyorsunuz değil mi? Geliyor herhalde ekran. Tamam. Ekranı görüyor musunuz arkadaşlar? Kahoot.it yazıyorsunuz. Ve çıkan ekranı da ekranda gördüğünüz 89'la başlayan evet ekran görülüyor. Murat Erdoğan hemen girdi. 89'la başlayan şeye giriyorsunuz. Pin numarasını giriyorsunuz. Şimdi bazen ad soyad giriliyor. Bazen böyle farklı nickname'ler giriliyor. Efendim isminizi soyadınızı girin. Mesela Murat Erdoğan gibi değil mi? Ya da ne bileyim Serkan Saraçoğlu gibi. Çünkü farklı farklı şeyler girince anlaşılmıyor. Deli yürekler oluyor. Minik kuş oluyor. Yani deli yürek kim diyorum. Abi de ilk üçe giriyorlar abi. Fizik etkinlikte en azından elini kaldırıyor da burada tabii bilemiyorsun deli yürek kim, minik kuş kim. Yani bak yine gelmiş öyle Demin Mood falan böyle değişik şeyler. Evet Sen Nur geldi, Barış Bey geldi, Gamze geldi, isimleri Mustafa geldi ne güzel. Kahoot 2 oyla efendim ekranda gördüğünüz kahoot.it İstanbul Trabzon. Buraya giriyorsunuz pin numarası var 89-35-03. Bunu giriyorsunuz ve bir nickname'le yarışmamıza Dijital Manyo var. Dijital Manyo. O da ilginç bir isim. Bak o kesin ilk üçe girer. Bak göreceksin. Muhammed Tanyeli girdi. Evet hoş geldiniz efendim. Evet eğer herkes girdiyse 2-3 dakika 2-3 15-20 saniye daha bekleyeyim. Belki girmekte zorlananlar vardır ama başlayacağım. Çok fazla bekletmek istemiyorum. Ufaktan ufaktan. Hadi bir 15 saniye daha bekleyelim. Ondan sonra da biz yarışmamıza başlayalım. 30 olalım. Ne kadar çok insan o kadar keyifli oluyor. Kahoot.it hala girenler var. Hala girenler var galiba. Cep telefonunuzdan bağlanabilirsiniz. Kahoot.it pin numarası da 89-35-03 isminizi giriyorsunuz ve başlıyoruz efendim. Hadi 10-9-8-7 aa insanlar geliyor mu bu yanda? Hadi hızlanın biraz.
Acun Instagram rekoru kırdı. Biz de kavutu kıralım bari. Ne oldu? Acun Instagram izleme rekoru kırdı. Biz de kavut rekoruna gidelim. Hadi hayırlısı. Bu rekorları of sırtımız yere gelmez. Vallahi sırtımız yere gelmez. Evet. Evet, başlıyorum artık. Girenler girmiştir diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar. Doğru cevap vermek önemli ama hızlı cevap vermek de önemli. İlk soru deneme. Hiç korkmayın. E-ticaret sektöründe aşağıdakilerden hangisi önemsizdir? Bakalım ne cevap veriyorsunuz? Web sayfasının hızı, dijital pazarlama çalışmaları, düzgün teslimat ve muzun fiyatı. Hangisi önemsizdir e-ticaret sektöründe? Bunda puan yok. Bir deneme yapıyoruz yani. Bir eliniz alışsın. Hızlı olmak önemli. Doğru cevap kadar hızlı cevap da önemli. Bakalım kaç doğru cevap? Evet. 22 kişi doğru cevap vermiş. Muzun fiyatı demiş. Web sayfasının hızı önemsizdir demiş. Bravo. Tebrik ediyorum arkadaşları. Dijital pazarlama demiş. Deminden beri dijital pazarlama konuşuyoruz. O da önemsiz. Yani 2 kişi var. Muzu yiyeyim de diyor. Bütün sektör kargoya konuşuyor. 3 kişi demiş ki düzgün teslimat önemli değildir demiş. Halbuki doğru cevabımız muzun fiyatıydı efendim. Doğru cevap vermek önemli. Hız da önemli. Ve başlıyoruz. İlk 5'i gördük. Şimdi efendim. Avva isminin açılımı nedir? Avva. Ali Veli, Veli Ali. Ankara Van, Viyana Amerika. Aslan, VV Aslan. Atik, Volkan, Volkan Atik. Avva'nın açılımı nedir? Bakalım kaç kişi doğru cevap verecek? Ali Veli, Veli Ali. Ankara Van, Viyana Amerika. Bak o kadar uluslararası marka. Bakalım. Evet doğru cevap. Atik, Volkan, Volkan Atik. Serkan sizin kurucunuz değil mi? Evet Volkan Bey. Volkan Bey. Ona da selamlar gönderiyoruz. Bir kişi Ali Veli Veli Ali demiş. Onu da bence onu gösterelim. Kazananı değil de. Onu gösterip ona bir avadan bir mont hediye edelim. Verelim bence de aynen. Davetlimiz olsun. Merkeze çağıracağım. Üç kişi Ankara Van, Viyana Amerika tabii uluslararası marka oldu. Amerika'yı görünce Viyana'yı falan oraya bir üç kişi vay demiş. Canım. Beş kişi de Aslan demiş. Aslan VV Aslan demiş. Aslan gibi marka. Bakalım ilk beş nedir durumda? Evet ilk 5 gördüğünüz gibi dijital manyo. Ben size demiştim bu dijital manyoda bir şey var demiştim. İlk 5 numara. Evet. Şakir, Haliç, NC Yıldırım ve Ticimax Satış. İlk 5'te Ticimax Satış. Bence hiç devam etmeyin çünkü size bir hediye veremeyeceğim. Haksızlık olacaktır. O yüzden rica edeceğim sizler bir sonraki soruyu cevaplandırmayın. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi yargıcı ürün kategorilerinden biri değildir? Homeworks, plaj giyim, çocuk giyim ve espadril. Yargıcıda olmayan bir kategori hangisi? Ev eşyası mı, plaj mı, çocuk mu, espadril mi? Bakalım ne diyeceksiniz? Cevapları göreceğiz. Evet cevaplar da geliyor hızlı hızlı. Bakalım doğru cevabı kim bulacak? Aslında çok basit bir soru. Sevgili Berk'ten gelmiş. Çocuk giyim doğru cevap. 19 kişi doğru cevap vermiş. Evet. Plaj giyim diyen de var. Plaj giyim var efendim. Homeworks cevaplamışsınız. Demek ki dinlememişsiniz. Belki 2 saat söyledi. Homeworks, homeworks dedi. Bakalım ilk 5 ne oldu? Dijital manyo gidiyor. Makbul geldi. Makbul erkek mi kadın mı? Zeynep Hanım geldi. Neçe Yıldırım ve Murat Erdoğan adaşım geldi. İlk yarışmada Murat Bey girmişti. Tebrik ediyorum. Üçüncü soru. Ofix'in korona döneminde en çok sattığı ürün hangisidir? A4 kağıt, küp şeker, kağıt havlu, Türk kahvesi. Hızlı olun. Cevapları hızlı verin. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Hop. Bitti. A4 kağıt. 8 kişi doğru cevap verdi. Herkes kağıt havlu ekmiş. Demek ki şey var hani Amerika'da herkes salladı ya Fırat. Evet. Tuvalet kağıtları, karton havlu falan. Kağıt havlu. Küp şeker diyen var. Türk kahvesi diyen var ama A4 kağıt en çok. Mehmet Bey de bunu sormuştu. Mehmet, sevgili Mehmet Yıldır. Kulak açınasın. Ben dedim ki vallahi hocam bu şey sorusu, yarışma sorusu. İlk üçün en üstünde A4 kağıt var. Onu da cevaplamış olduk. Bakalım. O dijital manyo gitti. Şakir üstte. Makbul, Murat Erdoğan, Murat Acar iki adaşımla beraber. Ve Sennur. Eleme sorusu oldu. Efendim. Biraz bakalım, zor soru sormuşum. Digimax'ın ofisi nerededir? Hah, çok kolay. Bakalım bakalım. Beşiktaş, Ataşehir, Şişli, Levent. Yani Ticimax'a gittim, eğitim aldım diyenler varsa bakalım ilk 3 saniye, 2 saniye çok hızlı. At yarışı gibi oluyor değil mi? Ataşehir doğru cevaptı. 16 kişi doğru cevap vermiş. Makbul önde. Murat Erdoğan, Murat Acar, Şakir dijital manyo zorluyor.
arkadan geliyorum diyor. Beni diyor durduramazsınız diyor. İnşallah onu da tanımış oluruz. Bir soluklanın efendim. Çayınızı kahveniz için son soruya geldik. Bu arada Ticimax'ın da e-ticaretle alakalı ücretsiz eğitimlerine girmek istiyorsanız da ticimax.com/e-ticaret eğitim diye bakabilirsiniz. Ve son soru. BKM verilerine göre son 2 ayda ilk kez online alışverişte kullanılan kredi kart sayısı. Bunu da söylemiştik. 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon. Son soru, son cevap. İlk 3'ü göreceğiz. Kaç milyon kart ilk defa kullanıldı? BKM verilerine göre doğru cevap 5 milyondu efendim. Mart ayında 3 milyon kart girmişti. Nisan ayında 2 milyon girmişti. Toplamda 5 milyon kart ilk defa internette kullanıldı. Hazır mısınız ilk 3? Evet, podyum açıklanıyor. Üçüncü Murat Bey. Bravo Murat Bey. İlk üçte. İkinci kim? Murat Erdoğan. Adaşlarım geldi. Vallahi torpil yok. Birinci bakalım dijital manyum oldu. Yoksa Makbul geldi. Makbul geldi. 4 ile 5. 4 Zeynep Hanım. 5 de Muhammed olmuş. Efendim tebrik ediyoruz. Hatta resmini çekeyim şöyle güzel. Makbul. Murat Erdoğan ve Murat Acar. Tebrik ediyoruz. Şimdi şeyle kapatalım. Yarışmayı da kapatalım. Sevgili dostlar, sevgili Murat Bey, Makbul ve Murat Erdoğan, lütfen bize, bana mail atın yarışma sonrası. Murat Erdör, adım ve soyadım muraterdor@hotmail.com'a hemen bir mail atın ve size kitaplarınızı hemen siparişine verelim. Kitaplar hazır. Bana adreslerinizi gönderin. Açık adres ve telefon numaranızı gönderin. Ben de hemen sipariş vereyim. Malum kargolar aksayabiliyor. En azından bugünden siparişinizi vereyim ki bir an önce kitaplarınıza kavuşun. Zamanlama olarak fena değiliz. 11'e geldik. Biraz sohbet muhabbet olunca böyle oluyor. Güzel de oldu. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Serkan, sevgili Berk ve sevgili Fırat. Vallahi biz teşekkür ederiz. Her zaman. Ona ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Güzel oldu. Ve sevgili dostlar, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. 19 Haziran akşamı tekrardan burada olacağız. Lütfen gelin, katılın. Aşağıda linki paylaşıyorum. Yine aynı şekilde çok değerli 3 tane konumuz olacak. Ve burada yine e-ticaret hakkında bol bol sohbet edeceğiz. Evet, sevgiler, saygılar. Tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.